Evet, peki. Herkese merhaba. Her şeyden evvel konuşmacılara ve sizlere toplantıya gösterdiğiniz ilgi ve katılımınız için çok teşekkür ederek başlamak istiyoruz. Birçoğunuza toplantı davetiyle birlikte gelmiş olsa gerek, davetin eki olarak Hafıza Merkezi geçtiğimiz hafta 90'lı yıllardaki ağır insan hakları ihlallerinde cezasızlık sorununu kovuşturma süreci üzerinden değerlendirdiği bir rapor yayınladı. Bu toplantı aslında bu vesileyle düzenlendi. Hafıza Merkezi için de bu raporun çıktılarını kamuoyuyla nasıl paylaşmak gerekir üzerine bir tartışma yürütürken aslında bu rapor bağlamında tezahür eden, ortaya çıkan sorunların bu yargının tutumu ve cezasızlık bağlamını da içine alacak ama onunla sınırlı kalmayacak bir genişlikte tartışılmaya ve değerlendirilmeye ihtiyacı olduğunu düşündük. Bu nedenle raporun tanıtımını da biraz bu meseleleri daha geniş bir perspektiften tartışabileceğimiz bir bağlam içine oturtmayı tercih ettik. Şöyle bir değerlendirmeden yola çıktık aslında. Bütün bu davaların biraz sonra size analiz sonuçlarını özetleyeceğim bu rapora konu olmuş olan davaların açılmasını mümkün kılan bir arka plan vardı. Bu arka planda aslında gördüğümüz en temel mesele Avrupa Birliği tam üyelik süreci ve o dönemin getirdiği kısmi demokratikleşme ortamının yarattığı iklimdi. Ne yazık ki şimdi artık yeni bir dönemdeyiz. Hem Avrupa Birliği tam üyelik sürecinde ve görüşmelerinde ne zaman nasıl tekrar başlayacağı ya da açılıp açılmayacağı belli olan görüşme sürecinin ucu açık pozisyonu, hem Kürt meselesinde şimdi artık bu davalarda yani aslında adalet arayışı ve cezasızlık meselesini geçmişteki ağır insan hakları ihlallerine bu yeni meselelerle birlikte düşünmeyi ve değerlendirmeyi zorunlu kılıyor. Buna ilaveten yine geçtiğimiz yıllarda çok bambaşka gelişmeler oldu. Çatışmaların arttığı hatta bölgemizde bütün taşları yerinden oynatan bambaşka dinamikleri devreye sokan bir takım savaşlar yaşandı. Bu bölgesel dinamiklerin Kürt meselesine etkileri ya da aynı şekilde ortaya çıkardığı muazzam mülteci sorunu ve bu mülteci sorununun uluslararası alanda oluşturduğu garip pazarlık alanı, bunun Türkiye ile ilişkilere yansıması gibi bambaşka parametreleri artık değerlendirmeden biz insan hakları alanında çalışanların insan hakları politikalarını ve savunuculuk stratejilerimizi oluşturmamız artık çok zor. Bütün bu sebeplerle aslında her birinin çok büyük başlıklar olduğunun da farkında olarak ve bunun bir belki bir başlangıç olmasını ümit ederek bu toplantıyı, bu raporun bize açmış olduğu zemine basarak ama bununla sınırlı kalmayarak bütün bu üç boyutu yani adalet arayışını, ceza yargılamaları yoluyla adalet arayışını ve belki periferindeki diğer adalet arayışı mekanizmalarını da içerecek şekilde bütün bu yerel, bölgesel ve küresel dinamiklerin içinden düşünmeye ve tartışmaya çalışacağız. Bu nedenle isterseniz ben öncelikle çok kısa bir şekilde bu değerlendirme rapor analiz sonuçları bize ne söyledi onun üzerinden gidip hızlıca bitirmeye ve sözü hemen konuşmacılara bırakmaya çalışacağım.
12 büyük yargılamayı izledik bu analiz çalışmaları bağlamında. Bu 12 büyük yargılama biz 2015 yılında başladık izlemeye ve 6 yıl boyunca tek tek bu yargılamaların her duruşmasını giderek ve duruşmalara katılarak izlemek suretiyle gerçekleşti. Bütün davalarla ilgili materyale olabildiğince ulaşmaya çalıştık. İddianameleri, mağdurların, sanıkların, tanıkların ifadelerini, avukatların beyanlarını inceledik ve karşılaştırmalı olarak bir takım uluslararası standartlara ve hukuksal normlara bağlı olarak bir takım analizlere tabi tuttuk. Amacımız aslında bu olayların arka planındaki örüntüleri anlamak, mağdurların, faillerin, sanıkların profillerini ortaya çıkarmak, bütün bu yargılama süreçleri boyunca nelerin araştırılıp nelerin görmezden gelindiğini anlamaya çalışmak ve zeminde yatan ya da sonuçta varılan bir cezasızlık meselesi, koruması varsa buradaki sistemin nasıl işlediğini anlayabilmekti. Her şeyden önce bu bağlamda davaların zamanlanması çok dikkat çekiciydi bizim için. Gördük ki aslında tam da tahmin ettiğimiz gibi bu 12 büyük çok fazla sayıda maktulün olduğu ve çok fazla sayıda yüksek profil sanığın olduğu bu 12 davada iddianamelerin büyük bir kısmı aslında 90'lı yıllarda hazırlanmış olmakla beraber yargılamaların tamamı 2009 ve 2014 yılları arasında tam da bu konuştuğumuz Avrupa Birliği tam üyelik sürecine denk gelen zamanlama içinde başlamıştı. Bu tabii ki aynı zamanda Kürt meselesinde de işte barış görüşmelerinin yürütülmeye çalışıldığı bir zaman dilimiydi. Davalar böyle bir zamanlamayla açılıp aynı şekilde Avrupa Birliği görüşmelerinin sonlanmaya, sönümlenmeye yüz tuttuğu ve Kürt meselesinde de barış görüşmelerinin gürültülü bir şekilde sonlandığı ve müzakerelerin kesildiği dönemde de birer birer aynı şekilde beraatle sonuçlandırılarak kapatılmaya başlanmıştı. Olayların yerleri bağlamında yapılan incelemede gördüğümüz şey şuydu. Yine bu 12 büyük yargılamanın yargılamaya konu olan olayların gerçekleştiği mekanlara baktığımızda bunların, bu davaların bir tanesi hariç hepinizin hatırlayacağı Mehmet Ağar, Korkut Eken ve bir takım üst düzey emniyet yetkililerinin yargılandığı Ankara davası dışındakilerin tamamı OHAL bölge valiliği sınırları içinde kalan illerde gerçekleşmiş olaylara dairdi. Küçük bir hatırlatma yaparsam 1900 hatırlayacaksınız 12 Eylül 80'de tüm Türkiye'de sıkı yönetim ilan edilmişti. Tüm Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 84'te Batı illerinde peyderpey sıkı yönetim kaldırılırken OHAL ilan edilmişti. Sonra 87'de OHAL bölge valiliği kurulmuştu. Ve bu illerin bazıları 1987'den OHAL'in son olarak kaldırıldığı 2001 yılının Kasım ayına kadar neredeyse 23 yıl boyunca OHAL şartları altında yönetilmişti. Ve bu olayların, yargılamalara konu olan zorla kaybetmelerin ve hukuk dışı infazların kahir ekseriyeti, yani çok büyük bir kısmı aslında işte Diyarbakır, Şırnak, Muş, Mardin, Bingöl gibi bir Kürtlerin ağırlıklı olarak yaşadığı coğrafyada gerçekleşmişti. Zorla kaybedilen ihlal mağdurlarının profillerine baktığımızda zorla kaybedilen ve hukuk dışı infazlara maruz kalanların genellikle yine büyük bir ekseriyetinin sivil Kürt köylüler, insan hakları savunucuları, kanaat önderleri ve Kürt iş insanları olduğunu gördük. Bazı yargılamalarda o dönem yürütülen askeri stratejilere muhalif olan bazı yüksek rütbeli askerlerinde kuşkulu sayılabilecek buna dair çok fazla göstergenin olduğu operasyonlarda ölmüş olduğunu ve maktul olarak bu dosyalarda yer aldığını gördük. Sanıkların profillerine bakıldığında
Bunlar genellikle üst düzey askeri ve emniyet mensubu, artı itirafçılar ve koruculardı. Mehmet Ağar gibi bir zamanlar Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı yapmış, Korkut Eken gibi Özel Kuvvetler Komutanlığı yapmış ya da Musa Çitil gibi hali hazırda Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı yapan Tuğ General, Tüm General gibi çok üst rütbelerde bir takım askerlerin ve emniyet görevlilerinin yargılandığını, buna ilaveten itirafçılar ve kurucuların da sanık olarak yer aldığını gördük. 12 davanın tamamında karşımıza bir takım soruşturulmayan kurumlar ve kişiler çıktığını gördük. Hepinizin tahmin edebileceği kurumlar bunlar. JITEM gibi, MIT gibi, Özel Kuvvetler Komutanlığı gibi kurumların aşağı yukarı tüm davalara ilişkin arka planda ve örüntülerde dahli olduğuna dair çok fazla sayıda gösterge olmasına, iddianamelerde sayfa sayfa sorumluluklarına işaret eden anlatımlar bulunmasına rağmen yargılamalarda bu kurumların açığa çıkarılmasına yönelik hiçbir anlamlı girişimde bulunulmadığını, mahkemeler tarafından ya da koruşturmada bulunulmadığını gördük. Bu 12 dosyada çok farklı illerde, çok farklı ilçelerde, çok geniş bir alanda gerçekleşen olaylar arasında örüntülerin birbirine çok benzeyen göstergeler, işaretler içerdiğini, çok benzer bir sistem içinde işlendiğine dair, hatta belli imzalar bulunduğuna dair çok fazla sayıda gösterge olmakla birlikte bunların mahkemeler tarafından olması gerektiği gibi araştırılmadığını gördük. Sistematik ve yaygın boyutu bu ağır insan hakları ihlallerinin ve planlı olma olasılığı, bunu gösteren güçlü işaretler hiçbir şekilde dikkate alınmaksızın yargılama yürütüldü. Her bir yargılama bu 12 büyük davada birbirinden kopuk, tamamen yargılamalar, davalar kendi içine hapsedilerek yürütüldü ve birbirleriyle herhangi bir bağlantı, bir link kurulmadı, olup olmadığı, böyle bir linkin hiçbir zaman araştırılmadı. Oysa çoğunda ortak örüntüler, dediğim gibi ortak sanık isimleri, ortak şüpheli isimleri soruşturma aşamasında kalıp yargılamaya dönüşmemiş çok fazla ortak isim vardı. Fakat bunlar hiçbir zaman o makro planda yan yana koyup birbiriyle ilişkileri kurularak değerlendirilmedi. Gördüğümüz şeylerden bir tanesi, kamu makamlarının yargılamaları yürüten mahkemelere binbir engel çıkardığıydı. Neredeyse hiçbir yargılamada mahkemelerin askeri makamlardan ya da emniyet makamlarından bu davalara ilişkin istedikleri bilgi ve belgeler gönderilmedi. Bazılarında devlet sırrı olduğu gerekçesiyle gönderilmedi. Başka bazılarında da bir takım çok gayri ciddi gerekçelerle deprem oldu, su bastı, arşiv yandı, kayboldu, gönderemiyoruz gibi yargılama ciddiyetine uygun olmayan bir takım gerekçelerle belge ve bilgiler paylaşılmadı ve gönderilmedi. Böylece ortaya şöyle bir manzara çıktı. Aslında olayların, yani ağır insan hakları ihlallerinin gerçekleştiği floraya, olayların arkasındaki örüntülere ve gerçekleşme şekline bakıldığında çok benzer paternler vardı. Yani mesela zorla kaybedilen insanların çok büyük bir kısmı evlerinden, sokaktan, köy meydanlarından, onlarca tanığın olduğu ortamlardan gözaltına alınmışlardı ve sonra kendilerinden bir daha haber alınamamıştı. Dolayısıyla çok fazla sayıda tanık vardı ve bu tanıklar çoğu zaman hem
Diyelim ki o operasyonu gerçekleştiren taburun hangi tabur olduğunu gerçekleştiren, oraya gelen ve gözaltı işlemini yapan komutanların kimler olduğunu, işlemi yapan askerlerin kimler olduğunu bazen isimleriyle bazen eşkalleriyle veriyorlardı. Buna rağmen bu operasyonlarda yer alan işte garnizonların, kurumların, tugayların, kişilerin, askerlerin tespit edilebilmesi hiç mümkün olmadı. Çok az sayıda yargılamada, çok geç tarihlerde ve yarım yamalak bir şekilde gönderildi bu görevli listeleri ve herhangi bir sonuca ulaşmaya muktedir bilgi ve belge mahkemeye gönderilmedi. Neredeyse hiçbir kamu makamı tarafından bu tür bilgiler paylaşılmadı. Sanıkların savunmalarının merkezine bakıldığında çoğu kendilerine kumpas kurulduğunu cemaat yanlısı hakimler ve savcılar tarafından söyleye duydular ve dediler ki devlet ne görev verdiyse biz onu yaptık, ne bir eksik ne bir fazla, şimdi neden buradayız ve neden yargılanıyoruz bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla böyle bir meşrulaştırıcı hat üstünden yaptıkları savunmada aslında olayları reddetmemekle beraber kendilerine verilen bir görev çerçevesinde o görevi yerine getirmek olarak tanımlayarak savunma yaptılar. Yine bu 12 yargılamanın 10 tanesinin olayların gerçekleştiği yerlerden kilometrelerce ötelerde başka illere sürülerek devam ettirildiğini gördük. Mesela Cizre'de gerçekleşen olaylara ilişkin Temizöz ve diğerleri olarak bilebileceğiniz dava Eskişehir'e nakledildi ve orada görüldü. Derik'te yaşanan olaylara ilişkin zorla kaybetmeler ve hukuk dışı infazlara ilişkin dava Çorum'a nakledildi ve orada görüldü. Muş'taki olaylara ilişkin davalar Kırıkkale'ye sürüldü. Lice'deki olaylara ilişkin davalar İzmir'e sürüldü. Diyarbakır'daki Anajitem davası, Musa Anter davası Ankara'ya gönderildi. Böyle böyle bu davaların, bu 12 yüksek profil dava diyebileceğimiz davanın 10'u olayların yaşandığı yerlerden bambaşka yerlerde o toplumsal basıncı bertaraf ederek ve davaları adeta sönümlendirmeye çalışarak ve üstelik de mağdur yakınlarının her bir duruşma için binlerce kilometre gidip binlerce kilometre gelmesi sağlanarak ve onların adalet arayışı imkansızlaştırılarak görüldü. Tahmin edebileceğiniz gibi her bir yargılamada yasal boşluklar, zaman aşımı engeli, idari izinler sanıkları koruyacak bir kalkan haline getirilerek kullanıldı. Neredeyse hiçbir yargılamada bu konuyla ilgili, hatta bazılarında doğrudan doğruya ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi raporları olmasına rağmen, araştırma komisyonları raporları olmasına rağmen, başbakanlık raporları olmasına rağmen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları olmasına rağmen bütün bu resmi kurumların raporları ve değerlendirmeleri görmezden gelindi. Hiçbirinin gereği mahkemelerce yerine getirilmedi. Aşağı yukarı tespitleri bu ana başlıklar altında sıralayabilirim. Ve tabii ki şimdi ben bütün bunları söyledikten sonra siz şu soruyu haklı olarak sorabilirsiniz. Peki bütün bu zorlayıcı şartlar altında ve umutsuz manzara karşısında biz bütün bu ceza yargılamalarını takip etmeyi neden sürdürüyoruz? Bundan ne umuyoruz? Buna ilişkin fikirlerimizi aktararak bitirmiş olayım. Bir kere her şeyden evvel bizim için cezasızlıkla mücadele bir her zaman söylediğimiz gibi bir sonuç değil, bir süreç mücadelesi. Davalardan bir sonuç elde edemeyecek olduğumuzu bilsek bile, hatta bilmemize rağmen, her şeye rağmen her hal ve şart altında devlete sorumluluklarını hatırlatmaktan vazgeçmemenin mücadelesi. Bir tabii ki burada hakikatin peşinde olduğumuzu hatırlatma mücadelesi. Sadece mağdur yakınlarının değil, kolektif olarak hepimizin, bütün toplumun
toplumsal yaşayışımızı ve geleceğimizi zehirleyen bütün bu olayların nerede, nasıl, kimler tarafından, kimlere karşı, kimlerin verdiği emir ve talimatlar kapsamında gerçekleştirildiğini bilmeye hakkı var, hakkımız var. Bu nedenle elbette sonuna kadar takip etmeye devam edeceğiz ve belki son olarak da şunu söyleyebilirim. Bu dosyalarda birer maktul ismi, birer numara olarak yer alan kaybedilenler ya da infaz edilenler aslında aileleri için biricik insanlar. Birinin anası, babası, kardeşi, sevgilisi, kocası, çocuğu, kardeşi olmuş insanlar. Birer dosya numarası değiller. Dolayısıyla mağdur ailelerin hakikat arayışının ve adalet arayışının destekçisi olmak aynı zamanda hepimiz için bir borç ve bir haysiyet mücadelesi. Bunları söyleyerek ben bitirmiş olayım ve sözü konuşmacılarımızdan, ilk konuşmacılarımızdan Serdar Tekin'e bırakmış olayım. Serdar Tekin'i kısaca tanıtarak. Serdar Tekin bize bu konuştuğumuz bağlamda yerel dinamiklere ilişkin bir değerlendirme sunacak. Serdar siyaset kuramı alanında doktora yaptı. Barış bildirisi olarak bilinen bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzaladığı için öğretim üyesi olarak çalıştı. Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünden KHK ile ihraç edildi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda araştırmacı olarak çalışıyor ve Toplum ve Bilim Dergisi'nin yayın çalışmalarının yürütücülerinden biri. Buyurun Serdar. Çok teşekkürler Emel. Birkaç bakımdan tabii teşekkürler. Yani öncelikle rapor için. Fakat aynı zamanda bu davet için, buradaki birlikte konuşma imkanı için. Şimdi raporda her bakımdan muazzam bir emek var. Yani bütün hafıza merkezi ekibine ve o süreçte davaları izlemiş olan herkese bu emekten dolayı da müteşekkir olduğumuzu, olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben bu aynı zamanda ruhsal da bir emek çünkü. Hani adalet arayışına tanıklık etmek, hayal kırıklıklarını yaşamak, Emel'in çok güzel anlattığı gibi. Yani anlatılan şey güzel değil ama Emel güzel anlattı. Hayal kırıklıklarını yaşamak ve bunları paylaşmak. Yani başkalarının hayal kırıklıklarını, mağdur yakınlarının hayal kırıklıklarını paylaşmak. Ama yine de tanıklık sorumluluğunu sürdürmeye devam etmek. Bu sorumluluğu taşımaya devam etmek. Bu çok zor bir yük. Ve bu sorumluluğun özel de bir yükü, tanıklık sorumluluğu şu demek. Yaşanmış olanın yaşanmamış sayılmasını, hiç olmamış gibi yapılmasını engelleme çabasıdır tanıklık. Neden böyledir? Çünkü aslında olgusal hakikatler dünyamızın, hani çoğu zaman farkında olmayız bunun. Olgusal hakikatler bize çok somut şeyler olarak çok sağlam görünürler ama değildirler. Olgusal hakikatler dünyamızın en kırılgan şeyleridir. Yani birinin birine nerede, ne zaman, ne yaptığını ancak tanıklar varsa bilebiliriz. Tanıklar yoksa, tanıklık denilen şey gerçekleşmiyorsa birinin birine ne zaman, nerede, ne yaptığı yiter gider. Dolayısıyla da olgusal bir yaşanmışlık hiçbirimize mal olmadan kaybolur gider. Tanıklık sorumluluğu dediğimiz şey bu anlamda hakikaten hakikati sadece görme değil, inşa etme ve aktarma sorumluluğu ve bu açıdan baktığımızda da ciddi bir yükü var. Hafıza merkezi bu yükü hepimiz adına çeşitli biçimlerde taşıyor. Ben hani bütün bunlardan dolayı da dolu dolu bir teşekkürle bu nedenle başlamak istedim. Şimdi yerel dinamiklerin rolü, bu dava süreçlerinde yerel dinamiklerin rolü üstüne tabii düşünmeye çalıştım raporu ilk okuduğumdan itibaren birkaç haftadır. Düşündüklerimi dört başlık altında toplayabildim ve size de öyle takdim edeceğim. Bunlardan bir tanesi
hani devlet ve hukuk yargı ilişkisi üstüne ve bir anlamda hani kahredici devlet geleneğimiz ya da devletçi yargı geleneği üstüne söylenebilecek şeyler. Bu en fazla aşina olduğumuz şey, bunu nispeten zaten kısa tutmaya çalışacağım. İkincisi toplumsal öğrenme süreçleriyle, yani bu davaların arka planında demeyeyim ama dip akıntısı olduğunu düşünebileceğimiz bir toplumsal öğrenme sürecinden bahsedebilir miyiz? Nasıl oldu da bu davalar açıldı sorusunun yegane yanıtı uluslararası ilişkiler, AB ve işte Türkiye'de kısmi demokratikleşme ortamına ilişkin konjonktür mü? Yoksa bununla iç içe geçen ama daha dipte toplumsal hassasiyetlerin değişiminde, bakış açılarının değişiminde evet ağır ağır ilerleyen bir toplumsal öğrenme süreci de var mı? Bir soru olarak ikinci işaret etmek istediğim şey bu olacak. Biraz bu sorunun etrafında dönmeye çalışacağım. Üçüncüsü iktidar cenahı, yani AKP'nin tarzı siyaseti, bu davaların açılması, kapanması, bu şekilde kapanması vesaireyle nasıl ilişkilendirilebilir sorusu. Ve dördüncüsü de tabii ki Kürt meselesi ve Kürt meselesinin seyri. Tek tek ve aşağı yukarı bu sırayla ilerlemeye çalışayım. Çünkü bunlardan her birinin dava süreçlerini anlamak ve daha genel bir perspektife yerleştirebilmek açısından bana kalırsa büyük resmin bir kısmına ışık tutma potansiyeli var. Kalın fırça darbeleriyle evet, büyük resmin tamamını çizme iddiası asla taşımaksızın. Çünkü elbette münhasıran ayrı başlık olarak küresel ve bölgesel dinamikler meselesi var ki onları zaten Senem ve Evren sağ olsunlar bizimle paylaşacaklar. Şimdi bu devlet ve hukuk ilişkisinden başlayacak olursak, devletçi yargı geleneği meselesinden ya da başlayacak olursak, en aşina olduğumuz sorun alanı olduğunu söyledim. Kim olarak, hani buradaki biz kim? Herhalde biraz genel bir biz olarak ama yeterince tanımlı bir biz olarak en azından diyebilirim ki insan hakları savunucuları. Yani insan hakları savunucuları Türkiye'de devlet ve hukuk ilişkisinin yapısal sorunlarını ve bu yapısal sorunların içinde çok özel ve önemli merkezi bir yer tutan cezasızlık sorununu çok uzun süredir sorunsallaştırıyorlar ve bununla bir duvar gibi tekrar ve tekrar çeşitli durumlarda vesilelerle karşılaşıyorlar. Bunun gerisinde şüphesiz bir gelenek var, bir zihniyet kalıbı var. Yani 2009 daydı sanıyorum Mithat Sancar ve Eylem Ümit'in hakimler ve savcılarla, çok sayıda hakim ve savcıyla yüz yüze derinlemesine mülakatlar yaparak yayınladıkları bir araştırma vardı ve orada çok çarpıcı sonuçlar ortaya konmuştu. Zihniyet, yargı mensuplarının zihniyet kalıplarına dair. Yani devleti koruyan ve kollayan, devlet görevlilerinin işlediği suçları hatta zaman zaman bir tür şeref sayan, şeref saymasa da mazur görmeye çok hazır olan bir zihniyet kalıbı portresi çıkıyordu orada. Bunun gerisinde de elbette ve özellikle de geçmişle yüzleşme ve hesaplaşma meseleleri açısından bakarsak bu zihniyet kalıplarının gerisinde de Tanıl Bora'nın tabiriyle nisyan katmanları, unutuş katmanları diyebileceğimiz bir silsile var. Yani Ermeni soykırımından başlayan Cizre bodrumlarına kadar gelen bir silsile içinde devlet şiddetiyle ne toplumsal, ne siyasal, ne de hukuksal düzlemde gerçek bir muhasebenin yapılamamış olması ve bunun biriktirdiği son derece yüklü bir tarih. Bir anlamda unutmanın ve unutturmanın, hatta diyebiliriz ki Cumhuriyet'in siyasal kültüründe neredeyse kurucu bir rolü belki de olduğunu söylemek mümkün. Şimdi bu açıdan baktığımızda davaların hani cezasızlıkla sonuçlanması, Hafıza Merkezi'nin bu raporda izlediği ve sonuçlarını bizimle paylaştığı davaların cezasızlıkla sonuçlanması şaşırtıcı mı? Zinhar şaşırtıcı değil. Asıl şaşırtıcı olan şey bir anlamda bu davaların açılmış olması. Yani belki de sormamız gereken şey bu davaların açılmasını mümkün kılan şey neydi? Neden böyle sonuçlandığını aşağı yukarı biliyoruz. Veya neden böyle sonuçlandığına ilişkin elimizdeki perspektifler bu soruyu yanıtlamak için yeterince doyurucu bir imkan sunuyor bize. Bu davalar neden böyle sonuçlandı? Türkiye'de hukukun bir yüzleşme zemini olarak taşıyabileceği veya taşıdığı imkanın sınırlılıklarıyla ve yapısal sorunlarıyla çok ilgili. Güzel. Peki nasıl oldu da açıldı o zaman bu davalar? Şimdi ben burada biraz önce girişte söze başlarken söylediğim şeyin altını çizmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu sadece konjonktürle, yani AB üyelik süreci,
ve ona bağlı olarak yapılan işte kısmi reformlar, yasal reformlar ve kısmi demokratikleşme ortamının yarattığı iyimserlikle açıklamanın bunların elbette çok önemli olduğunu teslim etmekle birlikte sadece bunlara ilişkin bir vurgunun tek yanda kalacağı, kaldığı gibi bir izlenime de sahibim. Neden böyle düşündüğümü biraz bu toplumsal öğrenme süreçleri dediğim şey üstünden açmaya çalışayım. Bu ikinci, altını çizmek istediğim ikinci şey çünkü. 90'lardan itibaren düşünelim, kimliklerin, farklılıkların ve buna ilişkin taleplerin hani hem genel olarak toplumsal alan diyebileceğimiz şeyde hem sivil toplumda hem kamusal söylemde daha fazla görünür hale geldiği bir süreç yaşıyor Türkiye. Bunu farklılıkların kabul edilmesi, tanınması, buna dair normatif düzenlemelerin yapılması, birlikte yaşama normlarının inşa edilmesi gibi keşke böyle olsaydı ama bu anlamda söylemiyorum. Daha olgusal bir anlamda söylüyorum. İnsanlar daha fazla beyan ediyorlar. İnsanlar beyan ettikleri şeyler üzerinde daha fazla spesifik ve özgür talepler oluşturuyorlar ve bu talepler etrafında örgütleniyorlar. Yani kadın hareketinin kat ettiği mesafeyi düşünelim. Kürt kimliğine ilişkin genel olarak toplumsal zihniyette Kürt kimliğinin Kürt kimliği adıyla anılması, kabul edilmesi, sorunun bu adla isim şey yapılması, kendi adıyla anılması ve konuşulması süreçlerini düşünüyorum. Şimdi 90'lardan itibaren baktığımızda bu açıdan bence toplumda bir değişim ve hatta adına öğrenme süreci diyebileceğimiz, ite kaka giden evet ama bir değişim söz konusu. Buna sivil toplum ve kamusal alandaki çoğulculaşma da eşlik etti. Yani akademideki çoğulculaşmada eşlik etti yakın zamana kadar. Bu konularda evet her seferinde yeniden ve yeniden sorunlar ve baskıcı pratiklerle karşılaşılarak doğru. Ama yine de bu konularda daha fazla yazılmaya, daha fazla düşünmeye, daha fazla insanlar kalem oynatmaya, söz söylemeye vesaire başladılar. Tüm bunların kümülatif bir etkisi var. Hani çoğulculuğun olgusal olarak görülmesi ve artık göz ardı edilemez bir gerçeklik olarak toplumun ne diyelim toplumsal dinamiklere yön verebilecek birçok aktör açısından böyle bir gerçekliğin oluşması. Barış Ünlü'nün Türklük Sözleşmesi kavramını atıfla da belki biraz bunu anlamak mümkün. Özellikle Kürt sorunu üzerinden ve Ermeni meselesi üzerinden. Türklerin görmeme, duymama, bilmeme konforu giderek azalıyor 90'lardan itibaren. Bu kolay olmuyor, zor oluyor ama gene de oluyor. Yani daha fazla görmek, daha fazla duymak, daha fazla ilgilenmek zorunda kalıyor Türkler. Eskisi kadar konforlu Türklük Sözleşmesi'nin daha önce sunduğu konfor alanına artık sahip değiller. Bu ne diyeyim portreye ekleyebileceğim mesela 2013 gezi olayları. Çoğulcu bir toplumun siyasal diline ve bir arada yaşama iradesine yönelik bir arayış olarak görebileceğimiz bir şey. Veya HDP'nin Türkiye'nin batısına konuşma yönünde bir irade göstermesi, muazzam bir çaba göstermesi ve buna da kısmi bir karşılık bulabilmiş olması. Şimdi bütün bunlar bana çoğaltabiliriz, bu listeyi uzatabiliriz. Bu listeye eklediğimiz her şeyin karşısına dikilen duvarları, baskıcı ve şiddet pratikleri elbette biliyoruz. Ama bütün bunlar bana yine de toplumsal öğrenme süreçleri anlamında bir dinamiğin devam ettiğini düşündürüyor veya bunu ciddiye almamız gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla bu açıdan dava süreçlerine bakacak olursak elbette bunların davaların açılmasında yakın neden olduğunu ileri sürecek değil. Yani bir toplumsal mücadele yükseldi ve bu davalar açılmak zorunda kaldı gibi doğrudan bir neden sonuç ilişkisi kurma çabası içinde değil. Ama geçmişle hesaplaşma davalarının veya süreçlerinin iki temel boyutunu hatırlayalım. Bunlardan biri adı üstünde geçmişe yönelik olan boyut. Hakikat ve adalet arayışı. Bunu zaten hukuktan bekliyoruz. Hukuk veya bunun zemini hakikati ortaya çıkaracak ve adaleti tesis edecek. Nedir adaletin tesisi? Basitçe sorumluların tespit edilmesi ve cezalandırılmasıdır.
daha büyük bir adalet, yarım istik bir adaletten falan bahsetmiyorum. Ne olduğunun, hakikatin tespit edilmesi, sorumluların bulunması ve cezalandırılması. Bu hukuktan beklediğimiz şey. Ama geçmişle hesaplaşma davalarının sürecinin ikinci bir boyutu var. Çok önemli bir başka boyutu var. O da geleceğe yönelik boyutu. Geleceğin inşası boyutu. Yani bir daha asla şiarının kendisine eşlik ettiği, hesap verilebilirliğin kurumsal ve hesap verilebilirlik ekseninde bir kurumsal dönüşümün sağlanması, tekrarlanmama garantilerinin inşa edilmesi ve buna eşlik edecek bir genel toplumsal öğrenme, kötülüğün kötülük olduğunu, bu yapılanın kötülük olduğunu anlama, kabul etme ve bunu içselleştirme, yüzleşme dediğimiz şeyin gelecek inşasına dönük yüzü bu. Şimdi bu ikisi arasındaki ilişki de tek taraflı bir ilişki değil, döngüsel bir ilişki. Yani geçmişe dönük hukuki adalet arayışıyla geleceğe dönük siyasi inşa arayışı arasındaki ilişki döngüsel bir ilişki. Geçmişle hesaplaşma olmadan farklı gelecek iradesi inşa edemiyoruz. Bunun için önemsiyoruz geçmişle hesaplaşmayı. Sadece bunun için değil. Adalet kendisi bakımından değerli ama aynı zamanda bunun için önemsiyoruz. Geçmişte hesaplaşacağız ki yolumuza devam edeceğiz. Farklı bir gelecek inşa edeceğiz. Ama öbür taraftan da farklı bir geleceğe yönelik siyasal irade oluşmadan, buna yönelik bir dinamizm olmadan geçmişle hesaplaşma da çok mümkün görünmüyor. Çünkü geçmiş, geçmiş olarak kalmıyor. Geçmiş varlığını devam ettiriyor. Dolayısıyla bu ikisi arasında, geçmişle hesaplaşma dediğimiz sürecin bu iki boyutu arasında döngüsel bir ilişki var. Ve bu açıdan baktığımızda bu tür davaların açılmış ve başlayabilmiş olması, toplumsal dip planda farklı bir gelecek arayışının nabzıyla ilgili görünüyor bana. Bunu önemseyelim. Bu çünkü bundan sonra da kendisine tutunabileceğimiz en önemli unsurlardan biri bence. Şimdi üçüncü bir şey, davaların yerel dinamiğine ilişkin AKP'nin tarzı siyaseti. 20 yıllık bir dönemden bahsediyoruz. 2002'de iktidara gelmiş bir parti, uzun süredir zaten bir hegemonik parti ve 2-10 yılını devirdi. Yani AKP ile birlikte bir kuşak yetişmiş durumda. Bu hiç azımsanacak bir şey değil, 20 yıl. Yani 2002'de doğan çocuklar şimdi 20 yaşına girmek üzereler. Dolayısıyla iktidar cephesine döndüğümüzde AKP'nin tarzı siyasetine bu 20 yıllık zamanın bir anlamda tamamına da bakmaya çalışarak döndüğümüzde yaygın olarak dolaşımda olan bir tez bana ikna edici görünmüyor. O tezde şu, çok tabii ki basitleştirerek, şematikleştirerek söylüyorum, AKP'nin iki dönemi olduğu tezi. Yani bir liberal ve reformcu AKP vardı başlangıçta. Ve daha sonra AKP 2.0 geldi. Baskıcı ve otoriter bir AKP'ye dönüştü. Dediğim gibi basitleştirerek, biraz karikatürleştirerek söylüyorum. Bunun bu düzeyde, bu basitlikteki versiyonları olduğu gibi çok daha nüanslı, akademik olarak çok daha iyi artiküle edilmiş versiyonları da var. Ama temel bakış açısı olarak reform ve baskıyı ardışık bir sıra içinde, AKP'nin tarzı siyasetindeki reformcu ve baskıcı unsurları zamansal olarak ardışık bir sırada düşünen bir bakış açısı bu. Ben bu bakış açısını ikna edici bulmuyorum. Bu bakış açısından bakarsak mesela dava süreçlerine de, rapordaki dava süreçlerine, AB uyum reformları kapsamında yapılan değişiklikler sonucu davalar açıldı, otoriterleşme sürecine bağlı olarak da cezasızlıkla sonuçlandı dememiz gerekir. Bu da bana çok ikna edici gelmiyor. Bunun hakikatin bir veçesini içerdiğinin farkındayım dava süreçleri açısından. Ama daha karmaşık bir resimle karşı karşıya olduğumuzu da düşünüyorum. Nasıl? Bu resmi anlamanın daha iyi bir yolu ne olabilir? Hani ikna edici bulmadığım tezi söyledim. İkna edici veya daha ikna edici bulduğum tez ne peki? Bu reform ve baskı kelimeleriyle işaret ettiğimiz tarzı siyasetleri ardışık değil, eş zamanlı süreçler olarak görmek. Birbirini tamamlayan iki idare tekniği olarak görmek. Bu bana daha verimli geliyor. Ayça Alemdaroğlu ve Sinan Erensu'nun 2018'de yayınlanan bir makaleleri bu ikinci bakış açısını bence çok derli toplu bir biçimde tarif etti. Reform ve baskı diyalektiği başlığıyla çıkan bir makaleydi o. Onu da zikretmiş olayım. Şimdi böyle bir mercekten baktığımızda, reform ve baskı diyalektiği merceğinden baktığımızda, bence AKP'nin tarzı siyasetini anlamak açısından kritik olduğunu düşündüğüm bir şeyi daha iyi görme, daha iyi analiz etme şansımız ortaya çıkıyor. O da şu:
mevcut yapıların işleyişini bozan, deforme eden ve belirsizlik yaratarak yöneten bir tarzı siyaset, AKP'nin siyaseti. Nilgün Toker bunu uzun süredir çeşitli vesilelerle anlatıyor ve çok güzel anlatıyor bence. Yeni otoriterliğin alameti farikalarından biri aslında bu. Çeşitli yönleri var. Yani mesela kurala bağlılığın sistematik olarak aşındırılması. Herkesi ve tüm kurumları siyasi iradenin değişken tercihlerine tabi kılmayı mümkün kılıyor. Bir belirsizlik ortamı yaratmak. Hukuki öngörülebilirliğin aşındırılması, hukuki biçimlerin akışkanlaştırılması vesaire. Belirsizlik alanlarının ikinci avantajı, belirsizlik alanlarının yaygınlaşması birbirinden çok farklı ve taban tabana zıt siyasal tercihleri yapabilmek için de daimi bir esneklik sağlıyor. Yani diyelim bir anayasa reform paketi hazırlıyorsunuz. Öyle bir hazırlıyorsunuz ki bunu koşullar şöyle gelişirse, Kürt siyasi hareketiyle ittifak yapabileceğinizi böyle gelişirse MHP ile ittifak yapabileceğinizi düşünüyorsunuz. Böyle geniş bir esneklik alanı içinde hareket etmenizi mümkün kılıyor belirsizlik alanları yaratmak ve belirsizlik yoluyla yönetmek. Ve elbette hani bir Erdoğan şiarı olarak zikredelim, ülkeyi şirket gibi yönetmenin de yolu buradan geçiyor. Yani nasıl bir şirketin CEO'su anlık kararlarla duruma göre iş yapabiliyorsa, yöneticiler de böyle yönetebilecekleri bir sistemi belirsizlik koşulları yaratmakta buluyorlar. Şimdi bu davalara geri döneyim. Davalar böyle bir tarzı siyaset bağlamında, davaların böyle bir tarz siyaset bağlamında açıldığını ve sonuçlandığını da görmek durumundayız. Bu aradaki bağ nasıl kurulur emin değilim. Bunu da bir soru olarak ben de kendime soruyorum. Yani bu tarzı siyasetle davaların seyri arasında çok doğrudan neden sonuç ilişkileri kurma çabası içine girmeksin. Bu yanıltıcı olur. Ama bir bu ikisini aynı resmin parçası olarak görmeye çalışırsak ne tür terimlerle düşünebiliriz diye soruyorum kendime. Şu ayrım bana önemli görünüyor. Otoriter legalizm, ne kastettiğimi bununla hemen açıklayacağım. Otoriter legalizm ve dinamik belirsizlik diye ayrıştırabileceğim iki hukuk pratiği. Otoriter legalizmle kastettiğim şey şu, otoriter sistemlerin de içeriği her ne kadar baskıcı da olsa, öngörülebilir bir şekilde uyguladıkları takdirde toplumsal beklentilerimizi, normatif beklentilerimizi stabilize eden normları olabilir. Yani otoriter bir sistem, hukuksuz bir sistem demek değildir. Yasalar vardır, içerikleri baskıcıdır. Ama yeterince düzenli ve öngörülebilir bir tarzda uygulanmaktadırlar. Buna bir ideal tip olarak otoriter legalizm diyelim. Dinamik belirsizlik dediğim şey ise daha ziyade şu, yasalar vardır. Bunların içerikleri pekala özgürlükçü, liberal vesaire yasalar da olabilirler. Ama uygulanması veya uygulanmaması anlık siyasi veya değişken siyasi kararlarla değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla öngörülebilirlik yoktur. Şimdi Türkiye'de hukuk, bana sorarsanız son 40 yıldır, 80'den itibaren bakarsın, otoriter legalizme daha yakın bir noktadan dinamik belirsizliğe çok daha yakın bir noktaya doğru evrilmiş durumda. Şimdi bu davaların açılmasını ve böyle sonuçlanmasını biraz böyle bir çerçeve içinde de belki görmemiz gerekir. Buradan nereye varırız bilmiyorum. Bunu bir düşünme egzersizi olarak paylaşıyorum. Sevgili Serdar. Efendim? Süren bitti değil mi? Tamam. Dördüncü yani mesele Kürt meselesi, hemen topluyorum. Toplama süresi olsun. AKP'nin tarzı siyasetini karakterize ettiğini söylediğim bu ikilik, reform baskı kelimeleriyle işaret etmeye çalıştığım ikilik, Kürt meselesi üzerinde de aynen geçerli. Mesela Kürt meselesini adıyla anma, Erdoğan'ın 2005 Diyarbakır mitingini düşünelim. Kürt sorunu benim sorunumdur. Fakat Kürt siyasi hareketini mütemadiyen güvenlikleştiren, şu ya da bu şekilde, şu ya da bu düzeyde bir siyasi çizginin aynı zamanda izlenmiş olması. Dolayısıyla aynı ikili Kürt meselesinde de geçerli. Ve daha spesifik bir şey, Kürt meselesine yaklaşımda konjonktürel rıza üretiminin belirleyici olması. Çözüm süreci bir tür rıza üretim aracıydı AKP açısından. Ama çözüm sürecinin sonlandırılması ve çatışmaların başlaması da başka tür bir rıza üretim aracı haline geldi. Dolayısıyla Kürt meselesi Türkiye'nin tarihsel olarak Cumhuriyet'in ve Cumhuriyet sonrasının, şimdiki dönemi bir Cumhuriyet sonrası dönem olarak adlandırabilirsek eğer, ki bence adlandırabiliriz veya bunu düşünebiliriz. Cumhuriyet'in ve Cumhuriyet sonrasının devam eden
ve ağırlaşarak, bakiyesi ağırlaşarak devam eden bir meselesi. Bu meseleye ilişkin bu toplumun üreteceği, bir çözümün çözüm olma ihtimali, meselenin dar ve günlük siyasi konjonktürden bir nebze de olsa farklılaşmasına veya ötesine geçmesine bağlı. Yani bu konuda bir mutabakatı ancak gündelik siyasi çıkarlardaki değişimlere harcanamayacak bir zeminde inşa edebilirsek, davaları da, bu kapanan davaları ve açılmamış nice benzerlerini de belki yeniden ele alma ve geçmişle yüzleşme şansımız gerçekten olacak. Dolayısıyla geçmişle yüzleşme açısından ben Türkiye'nin mevcut durumunda siyasetin hukuku izleyebileceğini düşünmüyorum. Hukukun bir ihtimal belki siyaseti izleyebileceğini düşünüyorum. Yani bu mesele siyasi dinamikler zemininde yol açıldığında tekrar belki hukuken tartışılabilir hale gelir. Bu da bitiriş tezim olsun. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Süremi aştıysam da özürler. Biz çok teşekkür ederiz. Çok ufuk açıcı bir sunum oldu. Tartışabileceğimizi de ümit ediyorum. Sözü Senem Hoca'ya bırakmadan bir küçük hatırlatma yapayım. Sorularınızı şimdiden Q&A bölümüne yazabilirsiniz. Biz onları daha sonra toplayıp sınıflandırarak sormaya çalışacağız tartışma bölümünde. Şimdi sözü bölgesel dinamikleri değerlendirmek üzere Senem Hoca'ya bırakıyorum. Bir tanımayanlar için küçük bir tanıtmayla birlikte. Senem Aydın Düzgit, Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve İstanbul Politikalar Merkezi kıdemli uzmanı, aynı zamanda araştırma ve akademik ilişkiler koordinatörü. Buyurun hocam. Merhaba herkese, merhaba Emel Hanım. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu davetiniz için ve bu konuşma fırsatı için. Çalışma için de hepinizi, bütün ekibi çok tebrik ederim. Şimdi yerel düzeyden biraz bahsetti Serdar Hoca. Ben birazcık uluslararası konjonktürden bahsetmek istiyorum. Yani bölgesel ve küresel düzlem bu bağlamda nasıl okunabilir? Buradaki bu davaları nasıl mümkün kılmıştır, eğer kıldıysa, yerelle ilişkisi olmuş mudur, olduysa nasıl olmuştur, biraz bunlara değinmek istiyorum. Şimdi yani yerel düzeydeki ihlallerden ya da işte bu ihlallerle yüzleşebilmek amaçlı yapılacak davalar, yapılan davalar ya da politikalardan bahsedeceksek, bunun uluslararası boyutunu muhakkak ele almak gerekiyor. Hele ki Türkiye gibi ülkeler için. Ama orada ben Serdar Hoca'nın konuşmasının başında altını çizdiği soruya ya da hususa katılıyorum. Yani uluslararası etkenlerin yerelden bağımsız olarak bence değerlendirilebilmesi mümkün değil. Yani biraz bunu açmaya çalışacağım. Yani burada uluslararası konjonktür son derece önemli. Nasıl günümüzdeki uluslararası konjonktür yani demokrasi ve yerel düzeyde insan hakları için aslında oldukça olumsuz bir konjonktürse, en azından benim şu an duruma baktığım yerden, o dönemlerde de özellikle 90'ların sonları ve 2000'lerin başlarında, erken 2000'ler döneminde oldukça olumlu bir konjonktürden bahsediyoruz ve bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama bunu birazcık açmaya çalışacağım. Çünkü bu etki birebir bir etki değil. Nitekim baktığınızda mesela örneğin davaların tarihlerine baktığımızda işte 2013'lerden itibaren daha çok başlıyor ve bu dönem zaten Türkiye'nin özellikle Avrupa Birliği ile ve Batı ile ilişkilerinin sıkıntıya düşmeye başladığı dönemler. Hani üyelik perspektifinin öngörülebilir bir gelecekte ortadan kalkmış olduğu bir dönemden bahsediliyor. Dolayısıyla buradaki işte yerel dinamiklerle bunları tamamlayarak bir okuma yapmanın da aslında önemini görüyoruz. Şimdi kısacası bunlardan bahsedeceğim. Birazcık daha açmaya çalışayım. Şimdi tabii hafıza diyoruz, geçmiş diyoruz. Bunun için birazcık 90'lara da gitmek gerekiyor. Çok uzatmak istemiyorum. Ama bence yani uluslararası düzende demokrasi ve insan hakları neredeydi ve nereye gelindi ve bu bakılan dönem arasında neler oldu? Birazcık kısaca bahsetmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi 90'lardaki küresel konjonktürde aslında tabii Soğuk Savaş'ın bitmiş olduğu bir dönemden bahsediyoruz.
İşte bir tarafta tarihin sonu tezleri, işte liberal demokrasinin, mutlak zaferinin paradigmasının yerleşmiş olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Ve bu dönemde Avrupa Birliği gittikçe artan ölçüde bir siyasi nitelik kazanmaya başlıyor. Şimdi Avrupa'ya bakarsanız, şimdi Avrupa Birliği'ni burada ben birazcık eş anlamlı olarak kullanacağım. Baktığınızda örneğin 80'lerde Güney Avrupa genişlemesini görüyorsunuz. Mesela o dönemde de Portekiz, İspanya, Yunanistan henüz demokrasilerini konsolide edebilmiş ülkeler değil. Ancak yine de AB üyesi oluyorlar. Çünkü o dönem AB'nin bu ülkelerin belirli bir demokratik standarda erişmesini şart koşmadığını görüyoruz. Yani ülkeler girdikten sonra demokrasilerini bir şekilde konsolide ediyorlar. O nedenle daha farklı bir AB var. Ama 90'lara geldiğimizde bu durumun değişmeye başladığını görüyoruz. Çünkü Soğuk Savaş bitince Doğu Avrupa ülkeleri Avrupa Birliği'nin kapısını çalıyorlar. Ve Avrupa Birliği burada bir seçim yapmak durumunda kalıyor. Yani bu kadar çok sayıda Doğu Avrupa ülkesini, ki bunlar hem demokrasi açısından hem işte yönetişim kapasitesi açısından çok aslında Avrupa'nın geri kalanından çok daha geride bir pozisyonda başlıyorlar. O nedenle Avrupa belli standartlar burada koymak kararı alıyor. Ve bu standartları da aslında yani sadece bir hani demokrasi olan normatif bir bağlılıktan değil, tabii bu da var belli siyasi çevrelerde. Ama bununla beraber yani son derece aslında çıkar odaklı da düşünerek, yani bu ülkelerin birliğe girip tek pazarın bir parçası olup oyunu kurallarına göre oynamaları gerektiğini de düşünerek bunu şart koşuyorlar. Ve nitekim demokrasi ve insan hakları işte hepimizin de bildiği Kopenhag siyasi kriterleri adını ve halini alarak Avrupa'nın aslında bu bağlamda normatif ve daha siyasi bir kimliğe, dış kimliğe kavuşmasına da o dönemde neden oluyor. Şimdi o dönemde baktığımızda, şimdi koşulluluk politikası da diyoruz bunu. Avrupa Birliği genişleme politikasında bir koşulluluk öngörüyor. Bu nedir? İşte koşullar öne sürüyor ki bu koşulların büyük bir oranı da işte iyi yönetişim, demokrasi, insan hakları bunlar üzerine. Ve bu koşulları siz ülke olarak yerine getirdikçe işte genişleme politikasında işte belli kapılar açılıyor size. İşte önce müzakere başlıkları işte açılabiliyor. İşte müzakereler açıldıktan sonra belli müzakere başlıkları kapatılıyor vesaire vesaire. Ve bütün müzakere başlıkları kapatılınca da zaten tam üye olma durumunuz ortaya çıkabiliyor. Tüm üye ülkeler ve parlamento buna izin verirse. Tabii AB 90'larda ve 2000'lerde bunu Doğu Avrupa ülkelerine o dönem için başarılı bir şekilde uyguluyor. Yani işte Doğu Avrupa ülkelerinin hepsi AB'ye üye oluyorlar ve AB'nin de o dönem önceliği zaten bu. Yani ne yapıp edip Doğu Avrupa'yı stabilize etmek, kendi güvenliğini bu bağlamda garanti altına almak ve bunun için de bu ülkelerdeki, bu bölgedeki demokrasi ve insan hakları standartlarını yükseltmek. Bunu da tabii ki işte Kopenhag siyasi kriterleri ve genişleme perspektifi üzerinden yapmak. Şimdi o dönemde tabii Türkiye'deki 90'ları düşündüğümüzde bu konjonktür aslında Türkiye'yi çok fazla etkilemiyor. Şöyle ki, çünkü Türkiye o dönem Avrupa Birliği'nin odağı değil. Koşulluluğa çok geç dahil olmuş bir ülke. Diğer AB, Doğu Avrupa ülkelerine baktığımızda. Ve bunu da zaten mesela 95 yılına görebiliyorsunuz. 95 yılında Türkiye'nin gümrük birliği meselesi tartışılıyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin, bazılarınız biliyordur, Avrupa Birliği'yle bir gümrük birliği anlaşması var. Ve 95 yılında bu imzalanıyor. 96'da yürürlüğe giriyor. Ve o dönem Avrupa Parlamentosu tartışmalarına baktığınızda, ben daha önce bazı çalışmalarım için bakmıştım. Orada şöyle bir yarılma görüyorsunuz Avrupa'da. İşte daha sol tandanslı hükümetler, işte yeşiller vesaire partiler Türkiye ile gümrük birliğinin kesinlikle açılmaması gerektiğini, çünkü Türkiye'nin demokrasi ve insan haklarını ihlal ettiği, Türkiye'de işte faili meçhuller olduğu bütün bu bahsedilenler, raporda sözü geçenler, buradan hareketle bu görüşmelerin bir an önce durdurulması gerektiğini iddia ediyorlar. Öteki tarafta da işte daha merkez sağ hükümetlerin, daha sağ partilerin iddia ettiği, yani bizim Türkiye ile böyle bir derdimiz yok. Bizim derdimiz zaten ekonomik ilişkiler ve ekonomik çıkarlar. Gümrük Birliği de bununla uyumlu. Dolayısıyla Gümrük Birliği ile ilerleyebiliriz diyorlar. Ve bu burada daha kuvvetli pozisyonda oldukları için o dönem Avrupa'daki siyasi konjonktürde, ülkelerde, hükümette oldukları için birçok yerde Gümrük Birliği Anlaşması en nihayetinde Türkiye'deki bütün bu ihlallere rağmen imzalanıyor. Bu örneğin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü baktığınız zaman aslında günümüzde de benzer yarılmalar olduğunu görüyoruz, değil mi? Yani bir şekilde
bir sirküler bir dönüşüm var. Yani işte belli aralar oluyor. Ama şu anda da mesela Türkiye ile ilişkiler nereye gitmeli dendiğinde işte belli işte Avrupa Parlamentosu'ndan sesler çıkıyor, işte demokrat kesimlerden sesler çıkıyor, Türkiye'deki insan hakları ihlallerine vurgu yapılıyor. Ama bir taraftan da her zaman Türkiye ile ciddi bir çıkar, ilişkilerin çok önemli bir çıkar boyutu var. O yüzden yani evet prensipler önemli ama hani gemiyi de yürütmek önemli. Burada da işte güvenlik meseleleri, ekonomi meseleleri bunlar ön plana çıkıyor. Nitekim 95-96'da da bu tartışmaların olduğunu görüyoruz. İşler ne zaman değişiyor? İşler 90'ların sonunda değişiyor. Çok spesifik tarih vermek gerekirse belki literatürden hareketle genelde burada 99'da bir konsey zirvesi vardır, Helsinki zirvesi. Buradan itibaren değiştiğini görüyoruz. Neden değişiyor? Yani ne oluyor da birdenbire Avrupa Türkiye ile olan ilişkilerinde demokrasiyi, insan haklarını, hukukun özgürlüğünü öncüleyen bir pozisyona giriyor diye baktığımızda aslında orada işte birçok faktör var. İşte o dönem tabii jeopolitik faktörler çok önemli. Balkan savaşları olmuş, en son Kosova savaşı olmuş. Güney Avrupa'da çok ciddi bir istikrarsızlık yaşanmış ve Avrupa burada çok çaresiz kalıp Amerika'nın devreye girmesi gerekmiş. Ve o nedenle Amerika Türkiye ile Avrupa'nın ilişkilerinin bu derece sorunlu olmasından çok rahatsız. Ve bu dönem ABD ile Amerika'nın Avrupa Birliği'nin yakın işbirliğiyle çalıştığı da bir dönem. Yani günümüzden çok daha farklı, ayrışmalar çok daha az. Onu da göz önünde tutmak lazım. Ve tabii Avrupa'daki iç dinamikler, sosyal demokrat yeşil hükümetlerin başa gelmeye başladığı, başta Almanya olmak üzere bir Avrupa siyasi panoraması var burada. Ve dolayısıyla onların da Türkiye olan ilişkilerinde, yani Türkiye'yi demokratik olarak dönüştürmeye yardımcı olarak bir şekilde Avrupa ile olan ilişkilerini de daha sağlam bir zemine oturtma gereği burada ortaya çıkıyor. Ve nitekim işte Türkiye'ye biliyorsunuzdur bundan sonrası zaten hikayenin az çok bilinen kısmı işte koşulluk politikası uygulanmaya başlanıyor. Türkiye'ye diyorlar ki üye olabilirsin, üye olma perspektifin var. Ama ancak aynen Doğu Avrupa ülkelerinde olduğu gibi senin de Kopenhag siyasi kriterlerine uyman gerekiyor deniyor ve Türkiye'de o dönem İşte bir sürü işte mevzuat değişikliği, ceza kanunu değişikliği, ölüm cezasının kaldırılması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının üstünlüğü, hukuki olarak uluslararası sözleşmelerin Türkiye hukukunun üstünde yer alması gibi anayasa değişikliklerinin hepsini bu dönemde gerçekleşiyor. Şimdi dolayısıyla bu dönem Türkiye'deki bu dönüşümü mümkün kılan bir uluslararası konjonktür var. Bölgesel ve küresel bir konjonktür var. Nitekim Amerika'nın da tabii desteği oluyor bunun arkasında. Şimdi o dönemde Türkiye'deki iç dinamiklere çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü hem işte Serdar Bey bahsetti, şimdi Evren bahsedecek benden sonra. Ama burada ciddi bir örtüşme olduğunu görüyoruz. İçerideki aktörlerle dışarısı arasında. Şimdi AKP'ye de çok odaklanmak istemiyorum. Çünkü aslında bu süreç AKP'den önce başlıyor. Yani 99'da başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla yani o dönem üçlü koalisyon döneminde aslında başlayan bir reform süreci var. Çeşitli pazarlıklarla vesaire o bazı yani AB üyeliği perspektifini koruyabilmek için bazı reformlar o dönem gerçekleşiyor. Sonra da AKP iktidarı geliyor. AKP iktidarının da bu sürece bu kadar sarılmasının nedeni yine kendisi için aslında, yani burada da aslında çıkar odaklı bir tabii ki hesap var. O da kendisinin hareket ettiği siyasi manevra alanının genişlemesi. Bütün bu reformlar, işte Avrupa'nın demokrasi platformu, insan hakları vurgusu, bunlar AKP'nin de siyaset yapabilmesinin önünü açtığı için ya da içeride kendisini işte daha yargıdaki olsun, askeriyedeki olsun odaklara karşı daha güçlü bir pozisyona geçirdiği için AKP de bu süreci sahipleniyor ve bu şekilde devam ediyorlar. Yani burada bir yani dış konjonktür ve içerinin birbiriyle örtüşmesi, iç içe geçmesi ve o çıkarların örtüşmesiyle belli başlı reformların önünün açıldığı bir dönemden bahsediyoruz. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da burada çok önemli. Onun da altını çizmek istiyorum. Çünkü şimdi Avrupa Birliği sizin Kopenhag siyasi kriterlerini karşılayıp karşılamadığınız için baktığı belli ölçütler var. Ve bu ölçütlerden bir tanesi de mahkeme kararları, mahkeme kararlarıyla uyum, mahkeme kararlarına uyum için yapılanlar, bunların hepsi o ilerleme raporları dediğimiz ilerleme raporlarında yer alıyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin kendine ait bir
mahkemesi yok. Yani var Adalet Divanı ama onun bu işlerle ilgisi yok. O daha AB hukukuna bakıyor uygulamasına üye devletler için. Ama üçüncü devletler için demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü dendiği zaman Avrupa Birliği'nin baktığı tek bir yer var. O da mahkeme ve sözleşmeye uyum meselesi. Yani en önemli baktığı yer orası. O yüzden bu da direkt Türkiye'deki bu işlerin yani mahkemenin önemini, sözleşmenin önemini, nasıl ne şekilde uygulandığını, ihlalleri vesaire de çok ön plana çıkartıyor. Ancak son olarak şunu söylemek istiyorum yani ve burada aslında bitirmek istiyorum. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Baktığınız zaman yani sizin bahsettiğiniz burada raporda da konu edilen hani bu davalara bakıldığı zaman bu davaların daha çok 2013 yılı ve sonrasında olduğunu görüyoruz. Bu da konuşmamın başında da değindim. Yani aslında 2013 yılına geldiğimizde Türkiye'nin bu AB üyelik süreci aslında rafa kalkmış görünüyordu. Yani bir bağlamda gezi olayları olmuştu zaten. O dönemde çok Avrupa sesini yükseltmişti. Ama bu Avrupa'nın Türkiye'ye ilişkin politikalarına çok fazla yansımamıştı. Çünkü zaten özellikle 2007 yılından itibaren Avrupa Türkiye'ye işte üye olma ihtimalinin çok da fazla olmadığını sinyalleyen birçok mesaj vermişti. İşte tekrar işte sağ hükümetlerin iktidara gelmesi, Almanya'da Merkel, işte o dönem Fransa'da Sarkozy vesaire bütün bu hükümetlerin mesajı netti. Yani Türkiye'nin üye olmasını istemiyoruz. Yani demokrasi insan hakları burada çok fazla yer almıyordu bile. Yani Avrupa'nın kendi dinamikleri açısından Türkiye boyutunda bir ülkeyi kaldıramayacağını düşünüyoruz. İşte bunun içinde tabii kültür, kimlik vesaire bu gibi argümanlar da çok vardı. Dolayısıyla Türkiye zaten mesajı almıştı. AKP de mesajı almıştı. Ama bir şekilde hani fişi çeken de olmak istemedikleri için bu süreçten aynen şimdi olduğu gibi hani iki taraflı bir şekilde bazı işlere de gözlerin yumulduğu bir dönem başlamıştı. Ama buna rağmen bu dönemde bu davaların görülüyor olması burada bir tabii ki yerel dinamiklerin önemini gösteriyor. Yani yereldeki bir şekilde aktörlerin aldığı pozisyonların önemini gösteriyor. İkincisi de uluslararası konjonktürdeki yani uluslararası konjonktürün yerele olan etkisinin zaman içerisinde bu davaları, bu pozisyonları mümkün kılan etkisine dikkat etmemizi gerektiriyor. Yani burada çok kısa vadeli, hani birebir zamanların örtüştüğü, birebir nedenselliği kurabileceğimiz, kısa vade zaman içerisinden kurabileceğimiz bir aslında çerçeve görmüyoruz. Bence tam tersi zaman içerisinde uzun vadede bu davaları mümkün kılan hukuki yapının ve belli bir toplumsal aktörlerin belli bir pozisyona gelmesini mümkün kılan bir etkiden bahsediyoruz. O yüzden bence uluslararası dinamikler önemli. Yani bu davalar özelinde de ama genel olarak yani insan hakları reformları üzerinden de baktığınızda ve onların uzun vadeli etkilerine baktığınızda ama dediğim gibi yerel aktörler için belli pratikleri mümkün kılmaları açısından önemli. Ve burada bence durup yerelde ne olduğuna biraz daha dikkatle bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. İsterseniz şimdilik sözlerimi burada bitireyim. Sorular, yorumlar olursa tekrar geri dönelim. Çok teşekkürler Sanem Hocam, sağ olun. Eminim tartışacak çok şey olacak sunumunuz üzerine. En azından benim birçok sorum var size soracağım. Şimdi sözü küresel dinamikleri değerlendirmek üzere son konuşmacı olarak Evren Balta'ya vereceğim. Tanımayanlar için onu da kısaca tanıtmak isterim. Öz Yayın Üniversitesi öğretim üyesi Evren Balta. Doktorasını siyaset bilimi yüksek lisans derecelerini uluslararası ilişkiler ve sosyoloji üzerine yaptı. Çalışmalarını karşılaştırmalı siyaset, siyasal şiddet, güvenlik, dış politika, vatandaşlık ve ulus ötesi siyaset alanlarında yoğunlaştırıyor. Buyurun Evren Hocam. Merhaba, ben çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Aynen Serdar Hoca ve Senem Hoca gibi ben de rapor için de çok teşekkür etmek istiyorum. Çok samimi fikrim raporu heyecanla okumuş olduğum. Hani bu kadar aslında nasıl diyeyim anlatılan hikayenin heyecanından bahsetmiyorum ama yaptığınız çalışmanın ne kadar heyecan verici bir çalışma olduğunu söylemek isterim.
Pek çok açıdan oradaki bağlantıları, sistematiği göstermesi bu raporun bence çok önemli ve sizin başta sorduğunuz niye yapıyoruz sorusu benim kafamda açıkçası hiç oluşmadı. O yüzden elinize sağlık demek istiyorum. Gerçekten çok anlamlı, çok güzel bir rapor. Sizin söylediğiniz gibi biraz küresel dinamiklerle Türkiye demokrasisine aynı aslında Senem Hoca'nın yaptığı yerden ya da bıraktığı yerden belki birazcık başka bir perspektifle ben de deşelemek istiyorum. Onun üstüne birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şurada Senem Hoca'nın kapatırken söylediği şeylerden birisi aslında bence çok önemliydi. Senem diyeceğim, Senem benim çok yakın arkadaşım. Senem'in söylediği şeylerden birisi çok önemliydi. Şöyle dedi Senem, yani belki de bu uluslararası faktörlerin Türkiye demokrasisine ya da bu davalara olan etkisi biraz gecikmiş bir etki. Orada bir gap var, bir boşluk var o etki üzerinde. Dolayısıyla aslında küresel dinamiklerin gelişimiyle Türkiye'deki dinamiklerin gelişimine baktığınızda o boşluğu görüyorsunuz. O boşluk mesela Türkiye'deki bir takım hukuki düzenlemelerin, bu davaların açılabilmesine mümkün kılan hukuki düzenlemelerin ki 2004 yılında başlayıp 2010 yılına kadar devam eden düzenlemeler bunlar. Aslında yine de bir tür uluslararası etki üzerinden anlaşılabileceğini de ben düşünüyorum. Ama tam da sadece uluslararası etki üzerinden davaların açılması ve kapanmasını da anlamak mümkün değil. Şuradan devam edeyim. 2000'li yılların başında aslında biliyoruz 11 Eylül ile birlikte dünyada zaten büyük bir değişim oluyordu. Küresel demokrasinin işleyişinde ve Batı demokrasilerinin hukuksal yapısı aslında ciddi bir biçimde değişiyordu. Bu değişim de Türkiye'ye bir anlamda biraz geç geldi. Nasıl bir dönüşümdü bu küresel dönüşüm? Bir kere işte 11 Eylül saldırılarıyla birlikte hukuk devletinden, yani hukuk devleti derken neden bahsediyoruz? Kanunun hakimiyetinin vatandaşları devlet müdahalesinden ve polis gücünden koruyacağı bir haklar sistemi üzerine inşa edilmiş durumundan bahsediyoruz. Hukuk devletinden, yani aslında suç olmadan suçlunun olmayacağı durumundan makul şüphe, muhtemel suçlu fikrine geçiş dönemiydi 2000'li yıllar ya da önleyici güvenliğe geçiş dönemiydi. Bu Serdar Hoca'nın bahsettiği belirsizlik hukukuna geçişle de sadece Türkiye'de değil küresel anlamda belirsizlik hukukuna geçişle de çok yakından alakalı. Çünkü özellikle Amerika'dan yayılan bu önleyici güvenlik anlayışının temel mantığı suçun işlenmesini önlemekte. Tam da bu açıdan hukuk devletinin suç yoksa suçlu yoktur ilkesine tezat oluşturmaktaydı. Çünkü artık mesele suç işlemiş olanlar değil, suçu işleyebilecek olanlardı. Üç açıdan aslında ulusal kanunlar, Batı hukukunun içerisinde de ulusal kanunlar değişmeye ve bir takım temel haklara yönelik ihlalleri mümkün kılan dönüşümler hukuksal sistemlerin içerisine inşa edilmeye başladı bu dönemde. Bir tanesi terörle mücadele üzerinden makul şüphe kavramının hukukun bir parçası haline gelmiş olması, işte durdur ve ara, stop and search yetkilerinin polise verilmesi, bu açıdan Avrupa ülkelerinin hemen tamamının kanunlarının değişmesi. İkincisi veri toplama ve paylaşma, dijitalleşme, iletişim verilerinin toparlanması gibi surveillance yani gözetim kapasitesinin devletlerin arttırılması ki bu da Batı'nın içinde de oluyordu. Ve sonrasında göçmenliğin terörle eşleştirilmesinde aslında önemli bir dayanak sağlayacaktı. Üçüncüsü de listeleme, dondurma, hakların elinden alınması makul şüphe üzerinden gibi bir dönüşümden söz etmek mümkün bu dönemde. 2000'li yılların başında aslında bu sadece Amerika'ya ait, Amerika'nın içinde olan bir dönüşüm olarak düşünülüyordu. Ki hatırlarsınız bu dönemde 2000'li yılların başında işkenceyi bile aslında makul şüphe varsa yapabiliriz diyen bir Amerikan ana akımı oluşmaya başlamıştı. Avrupa Birliği stratejik kültürünün ABD'den farklı olduğunu söylüyordu. Ama bu da 2005-2006 yıllarına geldiğimizde bu saydığım alanlarda yine farklılıklar olmasına rağmen değişti. İki yönetim zihniyeti olarak ABD ve Amerika arasındaki, ABD ve AB arasındaki farklılık kapanmaya başladı. Bütün bunlar olurken Türkiye'de ne oluyordu? Tam Senem'in bahsettiği şeyler üzerinden mesela 2004 yılında devlet güvenlik mahkemelerinin kaldırılması, yine 2004 yılında temel hak ve özgürlükleri ilişkin uluslararası sözleşmelerin
sözleşme hükümlerine eğer tezat varsa öncelik tanınacağının kabul edilmesi, işte 2009 yılında askeri personelin barış zamanında ağır ceza mahkemelerinin yargı etkisine gelen bir suç işlemeleri halinde bu mahkemeler tarafından yargılanmasının sağlanması, 2010 yılında Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının tanınması, yine 2010 yılında 12 Eylül'ün yargılanmasının önünü açan takım düzenlemeler yapılması, 2014 yılında özel yetkili yargı sistemlerinin ve bunların uyguladığı özel soruşturmalara, kovuşturmalara son verilmesi gibi sizin de raporunuzda bahsettiğiniz aslında bir takım değişiklikler oldu ve bu değişiklikler yine biz Senem'in de vurguladığı gibi temel olarak ihlallerin 1993-95 yılında yapıldığı üzerinden 20 yıl geçen davaların açılabilmesine imkan sağladı. Ama yine sizin raporunuzda gördüğümüz gibi bu davaların büyük bir kısmı delil yetersizliği vesaire gibi pek çok nedenden de işte yeterli soruşturma yapılamaması, delil yetersizliği, suçu örtbas etme, soruşturmayı sürünceleme bırakma, zaman aşımına sürükleme, fiili hatalı olarak niteleme gibi faktörler üzerinden yine Türkiye'nin o cezasızlık sisteminin içerisine girdi. Yine bir turn olacak aslında Türkiye'nin cezasızlık sisteminde bir dönüşüm noktası da bence 2015. Yani o cezasızlık sistemi bütün bu aslında yargılamayı mümkün kılan kanuni değişikliklere rağmen yargılamanın başka yollarla mümkün hale gelmemesini sağlamıştı. Ama yine de 2015 ve yeni OHAL süreciyle birlikte Türkiye başka türden bir cezasızlık sistemine de geçti. Neydi 2015'te? İşte Serdar Hoca bahsetti. Yeniden çatışma dönemine girildi. 2016 darbe süreci oldu. Darbe girişimi oldu. OHAL ilan edildi. Ve bu sefer aslında cezasızlığın yasal zemininin genişlediğini, yürütme aygıtının cezasızlığın ana aktörü haline geldiğini, küresel siyasetle paralel ki bu yine Türkiye'de aslında çok ilginç bir biçimde bu davalar açılırken antiterör yasaları da değişiyordu. Terörün tanımı değişiyordu. Makul şüphe kavramı yasanın içerisine giriyordu. İşte arama yetkileri genişletiliyordu, polisin yetkileri genişletiliyordu vesaire vesaire. Aslında o küresel süreçler Türkiye ciddi bir biçimde etkileniyordu ama bir yandan da bu davalar devam ediyordu. Ciddi bir farklı ve genişletilmiş bir cezasızlık rejimine aslında Türkiye temelde 2015 çatışma dönemi ve 2016 darbe sonrasında girdi ve burada da yine işte olağan dönemde dahi yürütmenin asker kuvvet görevlendirme yetkisi verilmesi Cumhurbaşkanı'na ve yine işte mesela askeri personele terörle mücadele faaliyetleri sebebiyle işlediği iddia edilen suçları için bir soruşturma izninin verilmesini yürütmeye bağlaması. Yani tamamen yürütmeye aslında bağlayan Türkiye'nin siyasal değişimine paralel olarak cezasızlık rejiminin kendisini de yürütmenin kararına bağlayan, doğrudan bağlayan, kanunla da bağlayan bir tür yeni türde bir cezasızlık rejimine geçildi. Bu cezasızlık rejimi yargının da aslında personel, kadro vesaire olarak yeniden inşa edilmesi, işte savcıların, hakimlerin KHK'larla işten çıkarılması vesaire gibi yollarla tahkim edildi. Dolayısıyla 2016'dan itibaren aslında Türkiye bir tür hukuksuzluk, işte belirsizlik, egemen cezasızlık, yürütmenin etrafında kurulan başka tür daha genişletilmiş bir cezasızlık sistemini inşa etti. Ben birkaç veri göstermek istiyorum. Eğer mümkünse görüyorsunuz galiba. Şurada davaları özetledim. Onları çok uzun uzun anlatmayacağım. Bir argüman yapmak için gösteriyorum bunları. Burada göreceğiniz gibi işte 93 ve 95 arasında olan da ihlallerin genellikle 2013, 2012, 2014 arasında mahkemelerin açılmaya başlandığını ve yine genellikle 2016'dan sonra davaların bir şekilde beraat, delil yetersizliği gibi nedenlerle sonlandığını görüyoruz. Burada da aslında bu ihlallerin, davaların aslında tam da ihlallerin yoğunlaştığı dönemde olduğunu burada göreceğiniz gibi 91'de ihlaller başlıyor, 93'te artıyor. Sonra yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlıyor, onu görüyorsunuz. Ama asıl benim gelmek istediğim şey, şimdi biz Türkiye'nin demokratikleşme meselesini anlamaya çalıştığımızda, bütün bu bağlantıları kurmaya çalıştığımızda, şurada gördüğünüz
2010'daki kırılmadan genellikle bahsediyoruz. 2013'te bir başka kırılma var ve 2016'da da bir başka kırılma var. O kırılmayla birlikte Türkiye'nin bugünkü demokratik kurumları ya da kurumsal demokrasisi aslında 1980 düzeylerinin bile altına iniyor. 1990 düzeylerinin zaten altına iniyor. Çünkü aslında burada kurumsal demokrasi diye baktığımızda şey, işte seçim rekabeti, parti rekabeti, kurumlara yürütmenin saygısı vesaire gibi daha yürütme ve yasama organlarının ilişkileri siyasal parti sistemi üzerinden demokrasiyi anlamak. Ama bu davalara konu olan hukuk üstünden Türkiye demokrasisine baktığımızda bambaşka bir şeyi çıkıyor, görüntü çıkıyor. Onu da OECD ülkelerinin ortalamasıyla hukukun üstünlüğü, rule of law endeksini, yani hukukun üstünlüğü endeksini ben birbiriyle karşılaştırdım. Şurada görüyorsunuz ki 1990'lardan sonra, yine 93'ten 95'ten sonra hafif hafif yükselmeye başlıyor hukukun üstünlüğü. 99'da yükselmeye başlıyor. 2000'li yıllarla birlikte aslında AKP'nin iktidara gelmesiyle birlikte hukukun üstünlüğü bir biçimde çok o hani AKP'nin ilk dönemi, belki de Serdar Hoca'nın söylediği şeye referansla, AKP'nin ilk dönemi, ikinci dönemi gibi bir ayrım olmadan böyle yavaş 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 azalmaya başlıyor. Şimdi ne demek istiyorum burada hukukun üstünlüğü derken, kurumsal demokrasi kategorilerine referans yapmıyorum. Adalet önünde eşitlik, yargı bağımsızlığı vesaire gibi kategorilere referans yaptığımızda aslında küresel olarak bu dönemlerde mesela bir durağanlaşma ya da OECD ülkelerine baktığınızda dünyada demokrasi bir durağanlaşma dönemine giriyor. 2005'ten sonra da çok küçük bir biçimde azalmaya başlıyor aslında ya da hukukun üstünlüğü vesaire gibi şeyler. Anlattım ya başta, makul şüphe, arama, dijital demokrasi vesaire. Ama Türkiye'de inanılmaz ciddi bir düşüş oluyor. Büyük bir aşı farkı ve ilk kez Türkiye aslında kendisine ait gördüğü OECD ülkelerinden bu kadar büyük bir fark yaratıyor, oluyor Türkiye ile OECD ülkeleri arasında. Yani aynı şey 1900'lerin başında var, bir de şimdi var. Yani Türkiye bütün bir 20. yüzyılın en kötü skorunu, özellikle kurumsal demokrasi anlamında değil, onun altını çok çizmek istiyorum. Çünkü biz otoriterleşmeyi hep kurumsal demokrasi üzerinden anlıyoruz. Ama otoriterleşmeyi aslında hukukun üstünden anladığımızda orada ciddi bir düşüş görüyoruz. Ya da kanun önünde eşitlik ve bireysel özgürlükler üzerinden baktığınızda, yine bakarsanız 2002'den itibaren bireysel özgürlükler ve kanun önünde eşitlik bazı dönemlerde biraz daha iyi olmasına rağmen OECD'nin çok altına inmeye başlıyor ve yine bakarsanız 1920 seviyelerine geliyor 2016'da. Yani 1980'lerin, 1980 darbesinin, 1960 darbesinin vesairenin çok altına düşerek. Ve bence yine bunu da gösterip bitireceğim aslında. Mahkeme bağımsızlığı, burada Anayasa Mahkemesi, üst mahkeme bağımsızlığı var. Türkiye bu konuda en iyi ülkelerden birisi bir biçimde. Üst mahkemenin bağımsızlığı vesaire, yani Türkiye en iyi ülkelerden birisi, yanlış dedim. Yani Türkiye'nin en iyi aslında OECD ülkelerinin yakaladığı şeylerden birisi, görece olarak bir tür mahkeme bağımsızlığını sağlamış olması. Burada belki ikili hukuku konuşabiliriz sonra. Bu OHAL dönemleri için, işte Kürt bölgeleri için vesaire geçerli olmayan, askıya alınabilen bir bağımsızlık hali. Ama bu ikili bir hukuk üstünden, işte DGM'ler yoluyla vesaire yapılıyor. Ama genelleştirilmiş bir hukukun çözülmesi, çökmesi durumundan bahsetmek 2005'lerden sonra mümkün oluyor. Ve yine gördüğünüz gibi inanılmaz yani güçlü bir düşüş var ve bu düşüşle de birlikte Türkiye yine 1910'lar, 1920'ler seviyesine geliyor. Burada siyasi şiddeti de gösteriyordum ama o şu an şeyimiz için çok anlamlı değil. Yani burada bahsetmeye çalıştığım, benim Türkiye'nin temel otoriterleşme dinamiği AKP yönetimi altında hukuk alanında ve aslında hiç de AKP'nin ikinci döneminde değil, tam da ilk dönemin başlangıcından itibaren yargı önünde eşitliğin, ondan sonra işte mahkeme bağımsızlığının, atamalardaki bağımsızlığın vesaire gibi temel insan haklarını koruyan o kurumsal düzenin sarsılmaya başlamış olmasıyla ve kurumsal demokrasinin çözülmesinden çok önce çözülüyor. O açıdan bütün bu yargılamaların da bir takım kanunlarla mümkün olduğunu, önünün açılmış olduğunu görsek de aslında
karşımıza çıkan sonuç hiç de beklenmeyen bir sonuç değil. Var, yaptık ama işte gördüğünüz gibi o yargılama da aslında bir tür nasıl diyeyim, içi boş. Zaten içi boş olacağı en başından belli. Ama kayıt altına alabilmek için bizim gibiler ya da hafıza merkezinin yaptığı gibi kayıt altına alabilmek için son derece önemli davalar. Davanın kendisi değil, bu davanın raporu, onu kayıt altına alabilmiş olmak, oradaki mekanizmaları çıkarmış olmak bence aslında en önemli çabalardan ya da geleceğe bıraktığımız, hani bundan sonra Türkiye'nin hukuk ve demokrasinin üstünlüğüne dair çabalarının geleceğine bıraktığımız en önemli şeylerden birisi diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten de sunumların hepsi birbirinden ufuk açıcıydı. Şimdi gelen birkaç soru var. Önce onlarla başlayalım ve tekrar hatırlatalım. Sorularınızı gönderebilirsiniz. Biraz süremiz var, tartışmayı umuyoruz gerçekten. İlk soru belli bir konuşmacıya yöneltilmemiş, o bakımdan soruları ortaklaştırarak üç konuşmacımıza da sormuş olayım. Siz nasıl arzu ederseniz o sırayla cevap verebilirsiniz. Soru şu: Ahmet Türk, siz de görüyor olmalısınız Q&A bölümünde. Ahmet Türk, devlet baskısının son dönemde hiçbir dönemde olmadığı kadar arttığını söylemişti diyor bir gazete haberine referansla. Sayın panelistlerimizin bu konudaki fikri nedir? Katılırlar mı? Bir de 90'larda yaşanan devlet suçlarını işleyenlerin cezalandırılmamasının bunda bir rolü var mıdır? Buyurun. Ben katılırım. Yani kısa cevabım bu. Şimdi devlet baskısının artması dediğimiz şeyi belki ikili biçimde düşünmek lazım. Yani artma ister istemez nicel bir ölçütü, skalayı aklımıza getiren bir şey. Ben devlet şiddetinin biçim değiştirmesinin bu süreçte daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de özellikle 2015 bu açıdan gerçekten bir dönüm noktası. 2015 sonrasında tanık olduğumuz devlet şiddeti biçimlerinin bir kısmı ve sadece fiziksel şiddet açısından da değil, hukuki araçlarla veya resmi biçimler yoluyla kullanılan şiddet, mesela KHK zulmü diyoruz. Bunu da bir şiddet kategorisi olarak düşünürsek, ki düşünmemiz gerektiğini diye kanaatindeyim ben. Buralarda daha önce denenmemiş, daha önce bir anlamda emsali olmayan yeni biçimlerle karşı karşıyayız ve ayrıca da bir kitleselleşmeyle de karşı karşıyayız şüphesiz. Yani hani işte KHK'larla işraç edilen insanların 150 bin civarında olması. Daha sonra sokağa çıkma yasakları döneminde bundan etkilenen yurttaşların sayısının milyonlarla ölçülebilir hale gelmesi ve çatışmaların mesken mahallelerde gerçekleşmesi ve benzeri. Dolayısıyla devlet şiddeti arttı mı? Bence arttı. Bu doğru bir tespit. Davalarla doğrudan ilişkisini kurmaktan ben de imtina ederim. Bu davalar bu şekilde sonuçlanmasaydı, başka türlü sonuçlansaydı da eş zamanlı süren şiddet pratikleri üstünde engelleyici bir etkisi olur muydu? Hayır, olmazdı. Ama bunların aynı bütünün parçaları olduğu türünde daha genel bir biçimde tarif edersek şüphesiz bu da doğrudur. Başka katkıda bulunmak isteyen var mı acaba? Peki. Bir sorumuz daha var. Onu da sormuş olayım. Görüyor olmalısınız. Serdar Tekin'e yöneltilmiş ve fakat tabii ki bütün konuşmacılarımızın belirtmek istediği meseleler varsa ya da fikrini açıklamak isterlerse memnuniyetle. Geçmişle yüzleşmenin tek taraflı değil, döngüsel bir süreç olduğuna dikkat çektiniz. Geçmişe dönük hukuki adalet arayışıyla geleceğe dönük bir siyasi inşa ilişkisine dikkat çektiniz. Sunumlar yerel, bölgesel ve küresel dinamiklerin cezasızlığa etkisini
geride bıraktığımız dönemi çok kapsamlı bir şekilde anlattı. Peki hem yerel hem küresel trendlere bakarak geleceğe dair nasıl bir perspektif düşünebiliriz? Buyurun. Kısa cevabım, keşke bir cevabım olsaydı şeklinde olabilir. Şimdi iki şey belki vurgulamamız gerek. Yani Senem Hoca'nın tarif ettiği, o özellikle vurguladığı için demokrasi açısından küresel anlamda kötü bir dönemdeyiz, bu kesin. Evren Hoca'nın son gösterdiği grafikler çok çarpıcıydı. Yani bunun bu kadar net bir görsel, bu kadar net biçimde görselleştirilmiş olmasını çok çarpıcı buldum. Türkiye açısından da son derece karanlık bir dönemdeyiz. Ve özellikle hukukun üstünlüğünün topyekün imha edilmiş olması açısından. Şimdi böyle bir durumda ne yapabiliriz, nasıl yol açabiliriz sorusunun küçük değil bence ancak büyük bir yanıtı olabilir. Bu da siyaset yapmaktır. Yani hani bu durumun içinde bulunan toplumlardan bahsediyoruz. Yani biz insan hakları savunucuları olarak küçük bir grup olarak kendi derdimizi anlatıyor değiliz. Burada toplumun tamamını ve dünya üzerindeki toplumların da epey bir kısmını kapsayan bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi bu süreç monolitik bir süreç değil. Yani Türkiye'deki ağır baskı, hukukun üstünlüğünün yerle yeksan edilmiş olması, 2015'ten beri yaşananlar, bütün bunlara baktığımızda hali hazırda ama şuna mesela ikna mıyız biz? Türkiye toplumunun bu zora teslim olduğunu düşünüyor muyuz? Ben mesela düşünmeyenlerdim. Yani işte 2017 referandumunu düşünelim. Daha sonraki seçim süreçlerini düşünelim. Yani Türkiye toplumunda toplumsal muhalefet diyebileceğimiz, sadece sivil toplumu, insan hakları örgütlerini falan kastetmiyorum, çok daha geniş bir toplumsal muhalefetin nabzı atmaya devam ediyor bir kere. Yani yerleşikleşmiş bir diktatöryal sistemden söz edemiyoruz halde hazırda. Hani her şey havada. Her şey havada. Zemin kaygan. Zemin niye kaygan peki? Bu kadar şiddete, bu kadar zora, hukukun üstünlüğünün bu kadar yerle yeksan edilmiş olmasına, yürütmenin her şeyi tek elde toplayabilmiş olmasına rağmen konsolide olamayan bir rejim var önümüzde. Dolayısıyla aslında bir rejim olmayan bir rejim var. Bunun nedeni büyük ölçüde aslında toplumsal rıza üretimi kaynaklarının tükenmiş olması ve dünya konjonktürünün aslında muhalefet açısından son derece elverişsiz olmasına rağmen toplumsal rıza üretim kaynaklarını mevcut iktidarın tüketmiş olması. Dolayısıyla ben siyaset yapma şansımızın olduğunu, siyaset yapma zeminimizin de olduğunu ve bunu doğru biçimde yaratıcı demeyeyim buna ama hani ne diyeyim, yaratıcı değil buradaki zaten doğru kelime. Evet, doğru biçimde yani bir ezilenlerin aralarındaki ortaklıkları ön plana çıkaran bir tür hak siyaseti olarak kurgulayabildiğimiz takdirde mücadele yollarının açık olduğunu düşünüyorum. Yani hani bu anlamda kötümser değilim ben, diyebileceğim şey bu. Evet, belki ben de bir şeyler ekleyebilirim Emel Hanım. Şimdi evet, sesim geliyor değil mi? Okay. Evet, evet. Tamam, yani şimdi geleceğe dair öngörü deyince şimdi konuşmamda çok kısaca değindiğim için birazcık açmak istedim. Çünkü Serdar Hoca da bahsetti. Yani evet, demokrasi için yani uluslararası konjonktür bağlamında olumlu bir dönemde değiliz. Üç nedenden ötürü bence değiliz. Bir tanesi tabii Avrupa Birliği dedik. Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu durum. Yani Avrupa Birliği şu anda kendi içindeki demokrasi sorununu çözemiyor. Bırakın çevre ülkelerin demokrasi sorunlarını. Macaristan gibi, Polonya gibi ülkelere baktığınızda buradaki otoriter ve antidemokratik hareketlerin iktidarı ele geçirdikten sonra devlet mekanizmalarını ele geçirip ve bu devlet mekanizmalarına Avrupa Birliği'nin verdiği destek hem maddi olarak hem kurumsal olarak desteklerden de faydalanarak kendi otoriterliklerini ve ülkelerindeki güçlenmiş pozisyonlarını koruduklarını ve daha da güçlendirdiklerini düşünüyorum. Ve bu konuda artık ciddi bir akademik külliyat da birikiyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği bu konuda ne yapacağını bilemez bir halde. Çünkü birlik içinde bir görüş birliği yok. Yani demokrasiden uzaklaşan üyelere ne yapılacak konusunda.
Nitekim Batı Balkanlara bakalım. Hani üye ülkelere değil, aynı zamanda üyelik perspektifi bizden kısmen daha yakın olduğu düşünülen Batı Balkan ülkelerine. Burada da mesela bir Sırbistan örneğine baktığınızda, Sırbistan'daki iktidar da tamamen AB sürecinden faydalanarak devleti iktidar oldu, devleti ele geçirdi ve tamamen kendi patronaj sistemini kurdu ve AB'nin hali hazırdaki 90'larda 2000'lerde oluşturmuş olduğu bu hani genişleme politikası ve genişleme politikası aracıyla demokrasiyi tesis etme mekanizmalarının işlemediği ve tam tersi bir etkiye neden olarak otoriter hükümetleri, otoriter hareketleri devlet içinde daha da güçlendirdiği ortaya çıktı. O nedenle burada şu anda pek olumlu bir tablo göremiyoruz. İkincisi Amerika, çok da girmek istemiyorum yani ama Amerika'da malumunuz yani Trump'la yaşananlar. Şimdi bir Biden iktidarı var, onun bir demokrasi vurgusu vardı. Ancak henüz bu demokrasi vurgusunun çok da hani hayata geçtiği bir adım gördük mü görmedik. İşte bir zirve yapılacak, oradan ne çıkacak bilemiyoruz. Bir de tabii Biden iktidarı çok uzun süreli olmayabilir. Yani Amerika'daki içeride olan bitenlere şöyle uzaktan baktığımızda dahi ikinci bir dönem olup olmayacağı bile bence tartışılır. Ve cumhuriyetçilerin gelmesi durumunda Trump'ın tamamen partiyi kendi aynasında değiştirdiğini düşünürsek yani burada da aslında olumsuz bir tabloyla tekrar karşı karşıya kalabiliriz. Ve üçüncü hususta bir rekabet meselesi. Yani 90'lardan bahsettik, 2000'lerden bahsettik. Oralarda normatif dış politika ya da en azından normatif kimlik ya da normatif baskılar dendiğinde hani akla belli başlı Batı ülkeleri, işte Avrupa Birliği, belki biraz Amerika falan geliyordu. Şimdi burada normatif alanda da bir rekabet var. Yani Çin'den bahsediyoruz, Rusya'dan bahsediyoruz. Ama onların normativiteden anladıkları, bizim hani burada bahsettiğimiz işte demokrasi, insan hakları, yüzleşme, hukukun üstünlüğünden çok daha farklı bir normativite. O nedenle de yani o rekabeti de hafife almamak lazım. Nitekim artık ülkelerin alternatifleri var. Yani uluslararası destek, teknik destek, maddi destek olsun. Bu tip yükselen güçler ve ülkelerdenle işbirliği yaparak yani hiç iç işlerine bulaştırmamak gibi bir opsiyonları daha var ve bu da aslında tekrar olumsuz olarak okumamıza neden olabilir. O nedenle tekrar yerele bence birazcık dönmemiz gerekiyor. Yani orada da Serdar Hoca'nın söylediklerine katılıyorum yani içeride siyaset yapma biçimi. Ama belki ona son kez şunu ekleyebilirim. O yapılan siyasetin de dışarıyla iyi çalışabileceğini sinyallemesi gerekiyor. Yani muhalefet diyelim, muhalefet partileri ya da işte ittifaklar ya da artık ne çıkacaksa şu an içinde yaşadığımız cendereden nasıl çıkılacaksa ya da başka bir muhalif hareketlerle çıkılacaksa her ne kadar uluslararası konjonktür demokrasi için olumlu gözükmüyorsa da uluslararası konjonktür içerideki demokratik hareketlerin eğer iktidara gelirse iktidara kalabilmesi açısından önemli ve onlarla işbirliğinin de ne düzlemde yapılacağının şimdiden düşünülmesi ve buna kafa yorulması gerekiyor diye düşünüyorum. Birazcık olumlu bakmak istiyorsak diye bu kadar söyleyeyim. Çok teşekkürler. Evren, eklemek istediğiniz bir şey var mı yoksa? Yok, yani bence hem Serdar Hoca hem de Senem cevapladı yeterince. Yani devam edebiliriz. Peki, diğer. Çok teşekkürler. Gerçekten burada tabii siyaset yapma meselesinin bambaşka, özellikle daralan sivil toplum, insan hakları kuruluşlarının rolü, ve talepleri, önerileri taşıma, götürme, basınç yaratma bağlamında gerçekten çok önemli. Sizleri dinlerken ben de bunu düşündüm. Bizim yaptığımız bütün bu çalışmaların aslında bir şekilde taşıyıcısı ister istemez siyaset alanı olacak. Orada doğru bir dengeyi, doğru bir mesafeyi, doğru bir dili kurarak ve olabildiği kadar dünyanın her yerinde insan hakları mücadelesi veren kişiler ve kurumlarla dayanışarak taleplerimizi yükseltmekten başka bir çaremiz yok. Çünkü bunun yani gerçekten bütün bu konuştuğumuz büyük meselelerin, büyük başlıkların kolay ve hemencecik halledilebilecek, kısa vadede çözülebilecek gibi bir şeyi yok. Görünürde böyle bir durum pek söz konusu değil. O açıdan yine herkesi dinlerken şunu düşündüm. Her ne olursa olsun ama
gerek bölgesel, gerek küresel, gerek yerel dinamikler bağlamında düşünürken bizim için çok ama çok önemli bir şey var. Bütün bu yeni dinamiklerin bizim insan hakları mücadelesi verenler olarak hayatımıza getirdiği yeni meseleleri, eski mücadele yöntemlerimizi ve düşünme yöntemlerimizi elbette içerecek şekilde ama değiştirerek ve yeni yöntemler, yeni mücadele taktikleri, yeni düşünme biçimleri katarak büyütmemiz gerekiyor. Bugün fırsatımız olmadı pek tartışmaya ama bu popülist iktidarların ve içinde yaşadığımız hakikat sonrası çağın bu popülist iktidarların elindeki güçler tarafından hakikati manipüle etmek için kullanılışına dair imkanların insan hakları savunucuları tarafından çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bugün artık hakikat dediğimiz şeyin eğilip bükülebilmesi, tahrif edilmesi, çarpıtılması, bozulması, tanınmayacak hale getirilmesi ve bütün toplumsal direnişi ya da insan hakları mücadelesini kıracak, zayıflatacak şekilde kullanılması çok mümkün. Bunu görerek, bütün bu konuştuğumuz meselelerin alt başlıklarını görerek, düşünerek, üstünde uzun uzun değerlendirmeler yaparak mücadele pratiklerimizi bunların içinden süzerek geliştirmeye ve gerçekten yeni yöntemler üstüne çok çok düşünmeye ihtiyacımız var. Bu açıdan gerçekten her bir sunum çok ufuk açıcı oldu. Bir iki soru daha doğrusu birkaç soru daha görüyorum. Fakat bu arada bir katılımcının eli kalkmış, ben burada görmüyorum ama Rohat Kırak. Eğer sorusu varsa, yanlış değilse el kaldırma butonundaki işaret alabiliriz, açabiliriz sesini. Bir reaksiyon gelmediğine göre yanlış olduğunu varsayabiliriz. O zaman buradaki sorularımızdan devam edebiliriz. Geliyor galiba Rohat ama. Ediyor mu? Ben burada göremiyorum. Açtılar şu anda. Öyle mi? Yanlışlıkla oldu yazıyor. Merhabalar, yanlışlıkla oldu. Ha, öyle mi? Pardon. Peki. Tamam. Peki, ben de göremedim. Peki. Polat Yamaner Evren size yöneltmiş sorusunu. Kurumsal demokrasi ve hukukun üstünlüğü üzerinden iki ayrı otoriterleşme okuması çok çarpıcıydı. Hocanın kurumsal demokrasi ve hukukun üstünlüğü ayrıştırılabilmesi mümkün olur mu? Birbirine oldukça içkin kavramlar olduklarını tahmin ederim. Ancak AK Parti rejimi altındaki o keskin grafik düşüşünü anlayabilmek için kavramları biraz açmanız mümkün olur mu? Yani, buyurun. Tamam. Çok kısaca, çünkü aslında demokrasinin ölçümleri de ben burada Politi'nin ve Videm'in kendi ölçümünü kullandım. Ama farklı demokrasi ölçümleri var. Ama bu ölçüm setinin neye göndermede bulunduğunu belki de söylemem lazım. Kurumsal demokrasi derken Varieties of Democracy Index'i bu. Üç temel şeye bakıyor. Bir tanesi siyasi rekabet. Yani partiler ne derecede özgür rekabet edebiliyorlar birbirleriyle, iktidar nasıl değişiyor vesaire gibi temel siyasi parti sistemlerinin kuruluşu, siyasi rekabet sistemine bakıyor. Ki o Türkiye'de çok fena olmayan bir biçimde de, seçimleri bir kenara bırakırsak tartışabiliriz onu. O hani 2010'lara kadar falan en azından çok da kötü olmayan bir biçimde devam eden bir şey. İkincisi yürütmenin üzerindeki sınırlara bakıyor. Yani yürütme ne kadar işte yasamayla, yargıyla vesaire sınırlılıklar içerisinde hareket ediyor. Üçüncüsü de sivil haklara bakıyor. Bunun içerisinde temel toplumsal haklara bakıyor. Basın özgürlüğü de var. Ondan sonra da muhalefet hakları da var. İşte yürüyüş, örgütlenme hakları da var vesaire vesaire. Dolayısıyla aslında siyasal alanın nasıl örgütlendiğine bakıyor demokrasi. Kurumsal anlamda nasıl örgütlendiğine, oradaki temel rekabet etme, muhalefet etme haklarına vesaire bakıyor. Yani siyasi rekabet aslında burada kurumsal demokrasinin temel şeylerinden birisi. Seçimler üzerinden işte ya da sivil haklar üzerinden vesaire. Kanunun üstünlüğü ise çok spesifik olarak şuna bakıyor. Kanunlar, bir ülkenin kanunları
o ülkedeki herkese karşı şeffaf, bağımsız, öngörülebilir, tarafsız ve eşit olarak uygulanıyor mu? Ve hükümetin kendisi bu kanunlara ne kadar uyuyor? Yani dolayısıyla aslında bambaşka ve de daha dar bir şeyi ölçüyor kanunun, hukukun üstünlüğü derken. Mahkeme bağımsızlığı başka bir veri seti olarak göstermiştim yine onu OECD ile karşılaştırırken. Ne kadar hükümetin arzularıyla üst üste gelen, onları yansıtan karar alıyor ya da ne kadar bağımsız karar alıyor. Şimdi Türkiye'de bence gerçekten çok önemli olan şeylerden birisi ki aslında bunu başka vesilelerle de konuştuğumuz şeylerden birisi temel bozulma aslında adalette son 20 yılda ve hukukun üstünlüğünde gerçekleşmiş. Kurumsal demokrasi evet çok kötü, evet 80'li yıllara gelmiş ama ondan çok daha sonra olmuş. Eğer mesela toplu şeye de bakarsanız kamuoyu araştırmalarına, bu adalet fikri yani aslında kanunun, hukukun, mahkemelerin, yargının bozulmuş olması, işte tamamen böyle öngörülebilir, bağımsız, tarafsız, şeffaf olmaktan çıkmış olması ki bu demin bahsettiğim şey de bence önemliydi. 90'lı yıllarda büyük oranda siyasi suçlara ait bir özellikti. Yani öngörülemez, yine öngörülebilir, o bile öngörülebilirdi aslında. Hani siyasi suçların başka bir kategori olarak değerlendirilmesi, kanunun içerisinde ona bir yer açılması, özellikle Kürt meselesi üstünden tarif edilen suçlara kanunun içerisinde bir yer açılmıştı. Hem mahkemeleriyle hem vesairesiyle. Ama mesela atıyorum daha basit suçlar için benzer bir şey söz konusu değildi. Basit demeyeyim de hani ne bileyim ceza davasından tutun icra takibine kadar. İşte öyle bir durum ki aslında Türkiye'nin şu anki durumu ve cezasızlığın geldiği nokta, sadece siyasi ya da sadece Kürt meselesi, her şey cezasızlık rejiminin içerisinde okunabilir. Yani basit bir suçtan icra takibine kadar ve bu herkes yani bu kanunlar herkese şeffaf, bağımsız, öngörülebilir, tarafsız ve eşit uygulanmıyor demek. Dolayısıyla orada yeni türde çok genişletilmiş yürütmeye ve siyasal taraflılığa bağlanmış ya da başka şekillerde başka şey yani hani eşitsizliğini yitirmiş bir yargı sisteminden daha spesifik olarak bahsediyorum. Demokrasi dediğimizde de işte biraz evvel anlattığım gibi siyasi alanın kuruluşundan bahsediyorum. Ama belki de söyledim, yarım bıraktım. Kamuoyu yoklamalarına baktığınızda gerçekten herkesin yani her siyasi partiden olan kişinin temel talebi de aslında adalet talebi haline gelmiş durumda. Ve yargının bu çözülmesi sadece şu grubu ya da bu grubu etkilemiyor artık. Hemen herkesi etkileyen çok çok temel bir problem Türkiye'de şu an. Çok teşekkürler. Devam ediyorum. Epey soru var. Bu çok sağlam ve uzun süreyi kapsayan rapor için bize teşekkür etmiş Kudret Çobanlı ve bir sorusu var. Diyor ki bu gerekçeli kararlarda okuduğumuz karşı oy gerekçelerinin hem kayda geçirmek hem de insan hakları mücadelesini güçlendirici bir araç yapacak şekilde önemli olduğunu düşünüyorum. Acaba takip ettiğiniz ağır insan hakları ihlalleriyle ilgili davalarda az da olsa karşınıza çıkan karşı oy gerekçelerinde başta bahsettiğiniz türden ortak örüntülere rastlanıyor mu? Bunlar neler? Doğrusu derece mahkemelerinde yani alt derecedeki yargılamalarda çok fazla muhalefet şerhine rastlamadık bu yargılama incelediğimiz yargılamalarda. Çok cılız ve az sayıda da olsa Anayasa Mahkemesi'nin zorla kaybetmelerle ilgili başvurularında yapılmış bazı başvurularda o zamanki Anayasa Mahkemesi Genel Başkan Yardımcısıydı, hafızam beni yanıltmıyorsa, Engin Yıldırım'ın hem suçun tanımına hem nasıl ele alınması gerektiğine hem zaman aşımı meselesine bu hem hafıza merkezi hem de dayanıştığımız İnsan Hakları Derneği, TİHİF, Helsinki Yurttaşlar Derneği, ECCHR,
İnsan Hakları Gündemi Derneği gibi birçok kurumla beraber sunduğumuz bir takım mahkemenin dostu başvuruları, değerlendirmeleri vardı Anayasa Mahkemesi'ne. Amicus Curiae olarak adlandırdığımız hukukçuların onlardan alıntılarla yazdığı karşı oy gerekçeleri vardı ve gerçekten kıymetliydi aslında. Ama o yol çok fazla açılmadı ve oradan ileriye gidilemedi. Dediğim gibi derece mahkemelerinde ise böyle bir şey söz konusu olmadı. Ve fakat tabii ki itiraf edeyim gerçekten heyecan vericiydi. Yani karşı oy gerekçelerinde sivil toplum kuruluşlarının büyük bir emekle yıllardır biriktirdikleri deneyimi ve kendi yaklaşımlarını bu ağır insan hakları ihlallerine dair suçlar konusunda ya da ihlaller konusundaki hukuksal yaklaşımlarının yankı bulduğunu ve karşı oy gerekçelerine esas teşkil ettiğini görmek güzeldi. Umuyoruz ki daha çok olur ve umuyoruz ki bu yanlış hukuki değerlendirmeleri ya da bazı değiştirecek bir küçük de olsa yavaş yavaş büyüyen bir şeye dönüşür, bir yarılmaya dönüşür mevcut hukuk yorumunda. Evren Hoca'ya bir sorusu var. Aynı şekilde görmüş olmalısınız. Makul şüphe veri toplama kapasitesinin artırılması ve listeleme gibi üçlü bir yeni güvenlikleştirme anlayışından bahsettiniz. Sonuncusu ile kastınızı biraz daha açmanız mümkün mü? Buyurun. Görmemiştim. O da aslında mesela makul şüpheye sahip olan kişilerin onlardan habersiz olarak listeleniyor olması devletler tarafından ve uluslararası olarak listeleniyor olması ve listelenen kişilerin kimi zaman uluslararası olarak mesela mal varlıklarının, işte seyahat, hareket ve özgürlüklerinin dondurulması, yani terörist olduklarından şüphelenen, isim karışıklıklarından oldu bazen bütün bunlar vesaire, ama belirli isimlerin aslında küresel olarak makul şüphe, evet, bu gruplar ve bu kişilerin isimleri hani açık da olmayan, şeffaf da olmayan, devletlerin tamamen tekelinde olan listeler üzerinden temel haklarının aslında hiçbir biçimde de nasıl diyeyim, karşı çıkamayacakları, dava edemeyecekleri, yani tamamen bir cezasızlık şeyi aslında bu da. Bütün haklarınızdan mahrum ediliyorsunuz ve neden olduğunu bilmiyorsunuz. Başınıza ne geldiğini, bir gölgeyle savaşıyor gibisiniz aslında. Ama bir şekilde isminiz uluslararası olarak listelenmiş. Çok teşekkürler. Atlamamaya çalışıyorum. Tesadüf eseri güncel bir gelişme olarak sormak isterim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısının geçmişteki hak ihlalleriyle yüzleşmeye dönük kısa ve uzun vadede nasıl bir katkısı olabilir? Gündelik siyaset dili açısından olumlu çağrışımları olan bu yaklaşım bir yaklaşım olduğu düşünülürse bunun toplumda nasıl yankı bulacağını düşünürsünüz? Her üç konuşmacıya da sorulmuş. Buyurun. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu dönemde böyle bir çıkış yapmış olması dar anlamda bir siyasi rasyonelitesi olmalı. Bu ne soruda ne de benim cevabımda önemli olan kısım bu değil bence. Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki suçlara ilişkin bu helalleşme adını verdiği şeyin geçmişteki suçları kapsayıp kapsamayacağı veya buna ilişkin bir implikasyonun, bir içeriminin, açılımının olup olmayacağı ne yapacağına bağlı. Benim tahminim bu yönde bir yönelimin baskın olmayacağı şeklinde. Yani nereden çıkarıyorum bunu? Bir kere seçilen terimin kendisinden çıkarıyorum. Yani biz yüzleşme ve hesaplaşma diyoruz. Çünkü ortadaki şey suç. Seçilen terim ise dini referansı olan, buna karşı olduğum için söylemiyorum ama dini referansından dolayı ahlaki terimlerle düşünmemiz gereken bir terim. Helalleşme. Yani bir siyasi ve hukuki hesaplaşmadan değil, bir ahlaki karşılıklı birbirini görme, anlama, ya eyvallah deme,
Şimdi bu hangi siyasi zeminde olacak ve işin suç kısmı ile ilgili, dolayısıyla hukuk kısmı ile ilgili ne anlama gelecek? Helalleşme bunlarla ilgili hiçbir iması bence olmayan bir terim. Ha ama yani Türkiye'nin mevcut siyasal dili içinde kutuplaşmanın, düşmanlaştırmanın bu kadar yoğun olduğu bir şey içinde, buna karşı bir siyasi manevra alanı ve ona uygun bir dil olarak ve kendisine oy vermeyen, kendi mahallesinden olmayanları ürkütmeyecek bir tercih olarak seçildiğini bana düşündürüyor. Hiçbir itirazım olmayabilir bu dar siyasi mantık şeyi içinde. Ama yüzleşme, hesaplaşma vesaireye ilişkin açılımlarının güçlü olacağını hiç zannetmiyorum. Belki bu biraz bizi hemen selam vermiş olayım ve teşekkür edeyim. Bu panelden önce Nilgün'le biraz konuşuyorduk. Nilgün her zaman siyasi öngörüsü benden daha iyi birisi olarak helalleşme sorusu gelir dedi. Ve şöyle bir katkı, ben hani Nilgün'ün ağzından anlatmış gibi olmayayım ama onun söylediği şeyi kendi dilime çevirerek söylemeye çalışayım. Bu meselenin helalleşme kelimesiyle tarif edilmesinin kendisi de Türkiye'de bizim yüzleşme ve hesaplaşmaya ilişkin zorluklarımızın çok önemli bir parçası aslında. Yani yüzleşmeyi ve hesaplaşmayı siyasi ve hukuki terimlerle düşünmemizi mümkün kılacak, bunu topluma bu terimlerle anlatmamıza el verecek bir gelenek, bir iyi örnek, zayıf da olsa bir damar bulmak çok zor olduğu, neredeyse imkansız olduğu için bu türden bir konuşmayı ancak ahlaki ve onun da dini referansları veya çağrışımları daha yüksek bir kısmıyla yapmak zorunda kalmak diye de bir hal var. Bu üstüne düşünmem. Bu Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili değil veya CHP'nin şu noktadaki tercihiyle değil. Ama böyle bir tercih yapılmasına mümkün kılan gelenek üstüne düşünmeye de bizi sevk etmesi gereken bir şey. Yani siyasi ve hukuki yanını vurgulamaktan kaçınan bir diskur ve bakış açısı hakim bence o dilde. Bu kadar, pardon. Emel, sesin kapalı gibi, pardon. Tamam. Fark ettim şimdi. Tamam. Çok teşekkürler. Şimdi sürenizin çok daralmış olduğunu ve hala cevaplanmamış sorular olduğumuzu dikkate alarak şöyle yapalım diye öneriyorum. Ben soruları, cevaplanmamış soruları arka arkaya okumak istiyorum ve sonra sizlerden belki bir paylaşım içinde cevap vermenizi rica edeceğim. Eklemeler olursa onları alabiliriz sonradan. Ben de bize sorulmuş bir soru var. Onu en sonda cevaplandırayım ve böylece vaktinde tamamlamış olalım. Cevaplamadığımızı gördüğüm sorular şunlar, umuyorum atladığım yoktur, varsa şimdiden özür diliyorum. Gülnur Yılmaz sormuş, rejim olmayan rejim bir çeşit anarşi görünümündeyse görmek istediğimiz yöne evrilmesi de mücadelemizle doğru orantılı bir ölçüde ihtimal dahilindedir diyemez miyiz? Kararlılıkla net bir şekilde inat ettikçe demiş. Tebessüm Yılmaz Hafıza Merkezi'ne teşekkür etmiş. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Genel bir soru sormuş. Devlet şiddeti söz konusu olduğunda özellikle de yeni rapor ışığında cezasızlık şiddetinin cinsiyetlendirilmiş karakteri konusunda birkaç kelam etmeniz mümkün olur mu demiş. Teşekkür ederiz bu soru için. Ve Nadire Mater Hafıza Merkezi'ne teşekkür etmiş ve konuşmacılara da hepinizi heyecanla dinledim. Çok teşekkür ediyorum. Zihin açıcı oldu. Onlarca haber başlığı çıktı. Nadire Mater biliyorsunuz bir gazeteci. Bu iki saatten çok fazla sayıda haber başlığı çıktığından söz ediyor. Ve sizlerce medya bu tabloda nerede diye sorar. Benim görebildiğim son soru da bu. Chat'te de mi var? Peki, o zaman onlara da bakalım. Evet. Evet.
Burada galiba Tebessüm Yılmaz'ın bir yorumu var. Mert Onur'u da ekleyerek yaptı. Mithat Sancar, Geçmişle Hesaplaşma, Unutma Kültüründen Hatırlama Kültürüne kitabında helalleşme söylemini sorunsallaştırıp bunun Türkiye'nin yeni siyasi kültüründeki yerine değiniyordu. Belki oraya da göz atmak isteyebilirsiniz demiş katkı olarak. Ben başka soru göremedim, yanılıyor olabilirim. Tekrar kontrol edeceğim konuşmalar devam ederken. Buyurun. Evren, isterseniz bu sefer siz başlayın. Arada kalmış olmasın. Yani evet, nereden başlayayım diye düşünüyorum, hangisinden çok soru olunca. Bir de benim orada gördüğüm, bana yönelik Sintan Coşar'dan bir soru vardı. Ben onu gördüğüm için aslında şey demiştim, ben okuyayım mı? Onu da söylemiş olurum. Lütfen, öylesi, lütfen. Düşünebilir miyiz? Cumhuriyet hukukunun seslendiği ve konfor alanına kattığı çoğunlukların hukukunun üstünlüğü ve bağlantılı adalet duygusu çöküyor mu? Gibi bir soru var. Yani şimdiden başlayayım. Evet, adalet her zaman cinsiyetli. Türkiye'de zaten her zaman öyle. Yani cinsiyetçiliğin karakterini bir biçimde yansıtıyor. Ama galiba Tebessüm Yılmaz'ın sorusu biraz da davalarda toplumsal cinsiyetin yönelik bir takım paternler var mı? Onları anlayabilecek bir şey, anlayabileceğimiz ya da düşünebileceğimiz bir şey var mı gibiydi. Dolayısıyla aslında ben o konuda çok yorum yapamayacağım. Belki de hani Emel Hanım, sizi yapmanız daha iyi olabilir. Ama en genelde bu son 20 yıldaki çözülmenin en çok kadınları etkilediğini de söylemek mümkün. Çünkü o cezasızlıktan, yani kanunların şeffaf, bağımsız, öngörülebilir, tarafsız uygulanmıyor olmasından en fazla etkilenen gruplarda kadınlar diyebilirim. Nadire Mater medyayı sormuş. Selamlar burada. Medya meselesinde de aslında ben biraz bahsettim. Hani temelde demokrasinin çözülmesi, işte demokratik hakların bir şekilde aşılması aslında en önemli bileşenlerinden birisi iletişim haklarının, bilgi edinme haklarının, yani o kurumsal demokrasinin, siyasi rekabetin en temel özelliklerinden birisi bilgi edinme hakkının aşınıyor olması. Temelde bilgi edinme hakkının aşınması da aslında siyasal ya da şöyle diyeyim, basın alanının göreli olarak, yani Türkiye'de 90'larda da basın çok özgür değildi ama farklı mecralar vardı ve bu farklı mecralar aslında bir Türk gazetecilik etiğine vesaireye, yine aslında bu çok önemli tabii ki, Kürt meselesini belki biraz dışarıda bırakarak, belki değil dışarıda bırakarak, oradaki ikiliği her zaman vurgulayarak aslında Türkiye'nin demokrasi tarihinde ya da özgürlükler tarihinde. Ama son dönemde olan temel şeylerden birisi bilgi edinme hakkının, özellikle ana akımda bilgi edinme hakkının aslında çeşitli yöntemlerle sansür, baskılama, tutuklama, gazeteleri satın alma, piyasa yoluyla işte gazetelerin temel bağımsızlık ve özelliklerini ya da gazetecilerin bağımsızlık ve özelliklerini ellerinden alma, işsiz bırakma vesaire gibi yollarla aslında temel demokratik bu bilgi edinme hakkının aşındığını ve o aşınmanın da aslında siyasal rekabeti doğrudan etkilediğini, temel demokratik dönüşümün en önemli özelliklerinden birisi olduğunu söylemek mümkün. Simtan Coşar'ın sorusuyla da ilgili olarak ben hani bunu üstüne düşündüğüm bir şey olduğu için ama çok spekülatif bir şey söylüyorum biraz, söyleyeceğim ya da şimdi. Yani Türkiye'deki cezasızlık rejiminin geçmişine baktığınızda aslında bu rejimi biraz özel mahkemeler kurmak, belirli suçlar ve gruplar için, işte cezasızlık alanları ve dönemleri yaratmak, onlara reserve domains dediğimiz böyle otoriteryanizmden geçişte nasıl denir, rezerve edilmiş alanlar açmak ve onların hiçbir zaman yargılanmamasını sağlamak, bunu anayasanın içerisine koymak, ama bunları hep belirli dönemler, bölgeler, gruplar vesaireyle ve temelde Kürt meselesi ve siyasi suçlarla
özellikle 90'lı yıllarda sınırlamak ve diğer başka bir hukuk alanı oluşturarak o hukuk alanını da aslında daha eşit, tarafsız, yargı, işte bağımsız, göreli, yine öngörülebilir yapmak. Bunu Serdar Hoca da daha önce yazmış ve konuşmuş, hani böyle bir ikili hukuk sistemi oluşması. Bunun bitmiş olduğundan bahsetmek mümkün. Bu ikilik artık yok. Aslında kurumsal olarak bir unintended, yani nasıl diyeyim, beklenmeyen bir sonuç olarak tam da o ikili sistemi yıkmak, bu davaların önünü açan o ikili sistemi yıkmak, onun bir biçimde genişlemesine de yol açmış gibi gözüküyor. Bir tanesi bu. İkincisi tabii ki bence yine de Cumhuriyet hakiminin bir etosundan bahsetmek lazım. Bu biraz hukuk sosyolojisine giren bir şey. Devletin güvenliğine tehdit olarak gördüğü alanlar dışında bir etosu var. Yani böyle bir öngörülebilirlik istiyor, bir adalet arzusu var vesaire, hakim ve savcı grupların. Hukuk eğitimi de o sosyolojiden geçiyor. Ama devletin güvenliğine tehdit gördüğü anda orada istisnaya ve olağanüstülüğe başvuruyor. Ama her zaman istisna üzerinden başvuruyor. Bir diğer önemli dönüşüm de bence bu da yıkıldı. Çünkü artık mesele devletin güvenliğinden rejimin güvenliğine ve konsolidasyonuna döndü daha ziyade. Bununla bağlantılı bir üçüncü dönüşüm de bence bürokratik rekabet ya da siyasi rekabet. Aslında demokrasi bence bir tür siyasi rekabetin sonucu ya da demokrasinin güçlenmesi. Ve bürokratlar da iktidarın değişebileceklerini bildikleri ve bunun kendilerine, hakimler de benzer biçim, kendilerine dönebileceğini bildikleri için aslında hukuka uygun, yani çok adil oldukları için değil de o siyasal rekabetin içerisinde böyle davranmak zorunda oldukları için kendilerine bir bağımsız alan oluşturuyorlar. Ama siyasi iktidarın 20 yıldır aynı partide kalmış olması, bir siyasi rekabet mekanizmasının ortadan kalkmış olması, hep aynı partinin iktidarda olması, bütün atamaları onun yapması, işte hakimin, savcının, kaderinin, geleceğinin iki dudağının arasında olması ve o siyasi partinin değişme ihtimalinin düşük olması da aslında yani mahkeme bağımsızlığını tamamen ortadan kaldıran ve cezasızlığı norm haline getiren şeylerden birisi. Dolayısıyla bir umut olacaksa o umut aslında kısa dönemli bir umut olacaksa siyasi rekabetin geri gelmesiyle ilişkili bir şey. Yani partinin değişeceğinden, yani hem haklar hem ekonomik refah, pek çok şey aslında 90'larda hep bu çok fazla siyasi partinin değişmesinin kötü bir şey olduğunu düşünen bir nesil yetişti. Ama bu tam tersi bence. Aslında o siyasal rekabet demokratik konsolidasyonun, cezasızlığı vesairenin tam olarak olmasa da kısmi bir antidotu olarak görülebilir diye düşünüyorum. Bitirdim bu kadar. Ekleme yapmak, değerlendirme yapmak isteyen olur mu? Sanem Hocam, Serdar. Bir soru vardı. Ya Evren'in hukukla ilgili toparladığı manzaraya hani şapka da çıkararak ve katılarak tek bir şey belki ekleyeceğim. Aynı zamanda hakim savcı profilindeki yaş ortalaması düşüşü. Yani 2017 ya da 2018'de Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı'nın bir oturumunda bir hukukçunun paylaştığı veriyi ben şimdi hatırladığım kadarıyla ana resmi aktarmak babında söyleyeceğim. Normal olarak işleyen bir hukuk sisteminde 3 yıl veya daha altında tecrübesi olan hakim savcı oranının sistemin 1/4'ünü geçmemesi gerekir dedi. Yani 1/4'ü sistemin 1/4'ü 3 yıl veya daha fazla süredir görev başında olmalıdır ki bir stabilite üstünden sistem işlevini yerine getirebilsin. Mevcut durumda 2017 itibariyle bu tablo bizde tam tersine diye anlatmıştı. Yani hakim ve savcıların 1/4'ü 3 yıl veya civarında tecrübeye en fazla sahip, geri kalan 1/4'ü 3 yıl ve daha fazla tecrübe. Şey sonrasında, bu ihraçlar sonrasında ve istifalar, emeklilikler vesaire. Bu dehşet verici bir tabloydu tabii. Dolayısıyla hani bütün bu şeye eklenebilecek bir hukuk
bürokrasisi demografisinden de bahsetmek gerekli. Ve üstüne üstlük bütün bu genç insanların da aynı zamanda 2000'lerin öncesinde doğmuş ve 2000'lerde sosyalleşmiş ve AKP iktidar dışında bir iktidar tanımamış bir kuşak olduğunu hatırlayarak belki de bunu düşünmek gerekli. Rejim olmayan bir rejim bize ne imkanlar sunar? Her imkanı sunmaz. Rejim olmayan bir rejim bizim aynı zamanda bir sürü bakımdan güvencesiz olduğumuz koşullar demektir. Bu siyaset yapma için hala zeminimizin olduğu anlamına gelir mi? Evet gelir. Ama bu siyasetin olağan siyaset olamayacağı anlamına da gelir bence. Yani henüz konsolide olamamış bir diktatöryel şeyi çok güçlü bir rejimden bahsediyorsak yönelimi ama henüz konsolide olamadığını da söylüyorsak bu siyasetin yani önümüzü açacak türdeki siyasetin olağan bir zamanın kurum kural ve prosedürleriyle yapılamayacağını bunları dışta bırakmak anlamında söylemiyorum, bunları değersizleştirmek anlamında da söylemiyorum. Ama siyasetin kurucu işlevini hatırlayan bir yerden ve geri çağıran bir yerden belki yapılması gerektiğini söylemek gerekir. Çete bakarken dikkatimi çekti. İzin verirseniz Emel, şöyle bir şey paylaşılmış ki... Tabii ki. Rapora ve sürece emek veren herkese, Nalan Erken paylaşmış, rapora ve sürece emek veren herkese çok ve değerli konuşmaları çok teşekkürler. Bu davaların soruşturmaların açılması sürecine köy köy dolaşıp mağdurları ve tanıkları bulan, cesaretlendiren, titizlikle delilleri toplayan sevgili Tahir Elçi'yi anmadan geçemeyiz diye düşünüyorum demiş. Çok teşekkürler ve sevgili Tahir Elçi'ye birlikte almış olalım gerçekten de bu vesileyle. Evet, bu benim gerçekten kapanışta düşündüğüm bir bu böyle bir toplantının gerçekten Tahir bizim yol arkadaşımızdı ve bütün bu sözünü ettiğimiz 12 davanın çok büyük bir izlediğimiz 12 davanın çok büyük bir kısmında olağanüstü emeği var. Ona sevgilerimizi göndererek kapatırız diye düşünmüştüm. Nalan'a çok teşekkür ediyorum. Bunu öncelikle hatırlattığı için bir kez daha. Ben tebessümün sorusuna eğer sizlerden gelecek bir ek yoksa küçük bir cevap vermek istiyorum ve süremiz de tamamlanıyor. Öylece bitirebiliriz diye düşünüyorum. Bir kere tabii şey çok zor bir alan. Yani 90'lı yıllardaki muazzam devlet şiddeti ve o şiddetin yani bu şiddete maruz kalan, ihlallere maruz kalan aileler üstünde bir kere katman katman etkileri var. Bunların bu etkilerin en sert ve çarpıcı olanlarını yaşayanlar kadınlar. Kadınlar çünkü zorla kaybedilenlerin ya da infazlara maruz kalanların gene kahir ekseriyeti erkek olduğu için geriye kalan kadınlar ve çocuklar büyük bir yaşam mücadelesi vermek zorunda kalıyorlar ve bunların içinde bütün toplumsal cinsiyet rollerinin yarattığı dediğim gibi katman katman bütün zorluklar bizim yani hafıza merkezi tarafından bu çalışmaları zorla kaybetme belgeleme çalışmalarını yürütürken tanıştığımız ve hepsine minnet borçlu olduğumuz kadınlarla daha sonra yaptığımız çalışmalar var. Fotoğrafı kaldırmak bir tanesi raporlarımızdan. Gerçekten de orada anlattıkları, yaşadıkları aslında böyle bir toplantının son bölümünün konusu olamayacak kadar ağır, başlı başına konuşulacak çok büyük bir başlık bu. Çocukları yetiştirmekten tutun,
her cumartesi gidip o fotoğrafı kaldırmanın sorumluluğuna, kendi ana dilini konuşamadığı bir yargı organının önünde dilekçe verirken tekrar tekrar maruz kaldığı şiddete, o zorunlu şartlar altında bazen sesinin sahibi olabilmek için aynı ailenin diğer erkek fertlerine karşı verdiği mücadele, bir onların çok büyük bir kısmını insan hakları mücadelesinin birer öznesi haline getirdi. Ve hepsinin olağanüstü bir kavrayışı var bütün bu insan hakları mücadelesine ilişkin. Hepsine minnet borçluyuz, bize kapılarını açtıkları ve paylaştıkları için yaşadıklarını. İşin bir boyutu bu, bu meselenin. O gerçekten dediğim gibi katman katman orada anlatılabilecek, konuşulabilecek çok fazla başlık var. Bir diğer boyutu da tabii o da aslında son derece erkek yargının bütün bu yargı pratiği sırasında görmezden geldiği, hatta son derece hoyrat bir şekilde kırmak için kullandığı bir şey, bir uygulama. Bu da işin bir, dediğim gibi, bir başka boyutu. Biz tabii bu kadınlara, yani özellikle soruşturma süreçlerine ilişkin yaptığımız ve sosyolojik arka planı anlamak için yaptığımız belgeleme çalışmalarında ekip arkadaşlarımız tarafından yapılmış çok uzun derinlemesine görüşme kayıtları, görüşmeler var, kayıt altına alınmış olan kaybedilenlerin yakınlarıyla. Buradaki kadınların anlatımları, dediğim gibi, bu cinsiyetlendirilmiş politikaların sonuçları bağlamında düşünecek o kadar fazla veri içeriyor ki, belki yargısal bağlamda sadece bambaşka bir çalışmanın da konusu. O açıdan yani aklıma gelen ilk örnekleri bile burada sıralamaya kalksam hakikaten çok fazla mesele var. Yani Kürtçe konuşamadıkları duruşmalarda yaşadıkları hırpalanma, bir kadın olarak maruz kaldıkları hırpalanma, dediğim gibi katman katman çok fazla mesele var. Bu soru için gerçekten çok teşekkür ederiz. Bir kere daha gerçekten olağanüstü dirayetiyle bu davalara nefes veren, bu kadar uzun yıllar ve bu kadar iyi şekilde birçoğunun donatılmasını sağlayan Tahir Elçi'ye sonsuz minnetlerimizi, sevgilerimizi gönderelim. Ve aynı zamanda bu dava izleme çalışmasında bize destek olan çok farklı meslek gruplarından arkadaşlarımıza, onlar olmasaydı bu çalışmayı yürütemezdik. Gerçekten hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyoruz, konuşmacılarımıza ve katılımcılara. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler.